bağlanıyor. Veri yok. Anlık izleyici güzel. Yayın geldi mi? Kusursuz bağlantı çok iyi. Sohbet mesajları. Bir dakika. Sohbet ayrı pencerede aç. Denetim sayesinde herkes güvende hisseder. Tamam. Ivır zıvır zıvır. Okey. Canlıdayız şu anda. Güzel. Bakalım. Evet. Sohbet penceresini de şöyle bir düzenleyeyim. Hı hı. hı, -hı. 60 FPS yayındayız. Güzel. Yakalama aygıtı 2 bunu birleştirelim. Evet. Evet. Ah yayın sonunda geldim. Tamam. Güzel. Evet abi seni de beklettim kusura bakma. Ee, şu an şeyi alayım senin e, problem, ne, sıkıntı mı çıktı bir dinleyeyim ondan sonra yayına ben başlayayım. Evet. O oyunu oldun bilmiyorum, şimdi düzeldi gibi gerçi ama. O evet. monitörden abi, monitörü şey yaptı, ee, bu dinamik konsolat vardı ya, otomatik konsolat abi. Evet. Otomatik konstratı ee, onu kısman lazım monitör ayarından. Onlardan nereden yapıyorduk ki? Aç, aç kamerayı abi. Ama bir dakika kameralı senle geçiş yaparsak burada yayında verebilir miyim bilmiyorum da. Dur bakalım. Abi nerelerdesin sen? Ee, piyasada yoksun. Arkadaşlar piyasada yoktuk. Neler geldi başımıza anlatacağız. Ee, abi denetim masası ayarları yapar mısın? Yapacağım bütün ayarları. Sakin olun değerli arkadaşlar. Güzel bir yayın olacak. Sesim bu arada nasıl? İyi geliyor mu? Yoksa patlamalar var mı? Çok net gelmesi lazım. Yayın herhangi bir şekilde donuyor mu? Donmuyor mu? Bana bir bildirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Mustafa hoş geldin. Selamlar. Şimdi Özkan abi sen bir kamera yazsana bir. Bir geçiş yapalım. Bekle. Sana istek göndereyim. Tamam. Hah. Şimdi şey yap abi. Ee, sesim nasıl geliyor bu arada? Şeyden yayında. İyi geliyor. İyi geliyor değil mi? Net yani. Yayın nasıl peki? Kalite nasıldı? Net miydi abi? iyi güzel. Can Bey'sin ekran kartı işini halledeceğiz. Şimdi Şöyle. Sizin ekran kartınız hazır. Zotac Trinity 370 Ti gönderiyorum yine. Aynısı. Ee, ayın 16'sında Samet Bey ile Osman Bey'i aradan çıkartacağız. Ondan sonra e, şey kalıyor. Hasan Bey ile Tolga Bey kalıyor zaten. Onları da halledeceğiz inşallah. Tamam süpersin. Hocam nerelerdesin ya? Burak vallahi işte başımıza neler geldi anlatacağım. Özkan abi e, yayın donmuyordu değil mi? Herhangi bir sıkıntı yoktu. Yok. Tamam gayet güzel. Şimdi monitörün ayarlarına gel abi. Ben hemen Özkan Benim, Ben, ben, hemen, hemen Özkan abiye göstereyim size arkadaşlar. E, monitor monitör ayarları abi. Mandalla monitörü. Tamam. Tamam. Şimdi e, monitörden şey yap abi. John Surat e, bir dakika crosshair. Aşağı in image in abi. Image. Evet. Bakalım. Dinamik konsolat. Aa, Dinamik konsolat kapalı abi. Senin gözün yanılmış. Sana öyle geliyor. Kısıyor gibi görünüyor Input'a gel bir. Input gel. Input. Tamam güzel. Ee, Power'a gel. Tamam. Bakalım. Menüye gel. Öyle. tamam aşağı in. Management'a gel. Bakalım. Tamam. Şimdi şey yap abi tekrar gaming'e gel. Gaming. Tamam abi sıkıntı yok ya. Ee, kararmaması lazım. HDR da açık. Herhangi bir oyunda kapanma, kapanma bir sıkıntı olmuş muydu peki Özkan abi? Yok. Ondan sonra bir şey olmadı bize. Herhangi bir şey bir sıkıntı olmadı değil mi? FPS nasıl? E deneyelim o zaman. Sen istiyorsan. İyi FPS'de, sıkıntı. FPS e sıkıntı yok. Mı? Tamam. Deneyip bundan sonra gösteririz onu. Tamam abi ben yayına devam edeyim ekran kartına müdahale etmeye. Tamam. Ee, sen denersin tamam. test yaparsın yarın paslaşırız. FPS falan iyiydi değil mi? Evet. Görüntü kalitesi falan iyiydi. Bir sorun yoktu değil mi? Yok, yok. Tamam süper. Bir isteğin var mı abi ben yayına devam edeyim? Tamam kolay gelsin. Teşekkürler abi görüşmek üzere. Evet kıymetli ve değerli arkadaşlar hepinize esenlikler. Tekrardan PC toplayan adam olarak yayındayız. Değerli dostlar bakıyorum ben ee, piyasaya. Yine piyasa kazıklaşmış ya arkadaşlar. Bir ee, iki dakika iki dakika diyorum ya. 2 ay bir sıkıntı çıktı. Onu halledelim dedik. Ben tekrardan piyasaya baktım. Piyasa tekrardan kazık olmaya başlamış. Öpen öpene yani misali. Tekrardan bir piyasaya giriş yapmak istedim açıkçası değerli arkadaşlar. Kıymetli dostlar. Yorumların hepsini okuyacağım. Hiç sıkıntı etmeyin. Bakalım. RTX 4000 serisi kasa gelir mi? 4000 serisi kasalar var arkadaşlar. Şu an internet sitemizde satılıyor. Ben e, elimden gelince fiyatları uygun tutmaya devam ediyorum değerli dostlar. 7700 X ekran kartına hangi işlemci önerirsiniz? AM5 2K'da. Ya şimdi 2K çözünürlükte oynayacağın için Gangsta e, minimum bütçende en düşük 7600 alman lazım. Ryzen 5 7600 alman lazım. 7600'de de B chipsetli bir anakartta bulundurman lazım. Çünkü Core Ratio'dan BIOS'tan overclock yapman lazım. Üstüne sıvı soğutçu takmana gerek yok. 7600 düz o kadar ısınan bir seri değil. 2K'da besleyecektir 7700 XT'yi. Şimdi hakkın olarak ne düşünüyorsun? Mahkemeye gitmiş çoğu Discord sonucundan çoğu modun çıktığını ne düşünüyorsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. E, biz şu anda Ekim ayından beri 893 tane sipariş aldık. Yarından itibaren 894 olacak. Siparişler yağmaya devam ediyor. Ee, şimdi şöyle bir olay oldu derdi dostlar. Biz anakartı Çin'den AliExpress üzerinden çektik. Fakat Çinli taraf dedi ki işte biz fatura kesmeyelim falan dedi. O yüzden dedi sizde de bunu kripto e, ençelik üzerinden gönderin dedi. Oradan 200 partağına kartı taktılar bize. Dolandırıldık arkadaşlar. Ondan sonra siparişler aksamaya başladı. 15 kişi mağdur olmuş. Şu an çok şükür. Allah'a bin şükürler olsun değerli dostlar. Şu anda 4 kişiye kadar indirgedik. Bugün bir kişiyi daha e, aradan çıkarttım. Totalde şu anda 3 kişi. 3-4 kişi kaldı. Yarın değildi. Ayının altısında e, 2 kişiyi daha aradan çıkaracağım. Şu an toparladık yani. Baya baya toparladık. İyiyiz yani görüyorsunuz. Ben şu an Antep'teyim. İstahya'ya depodayım. Kendi çalışma ofisimdeyim. Ürünler çok bol. Adana depoda da ürünler bol değerli dostlar. Toparladık. Binlerce kez şükürler olsun. Tabii ben bu süreçte şöyle bir durum var. Ee, o şirketin peşine düştüm. Fakat elimden bir şey gelmedi. Bir şey yapamadım. Ama 2 ayda süre geçti. 2-3 ay geçti. E, şirketin peşine düştüm. Bir şey yapamadım. 2-3 ayda süre geçti. Dedim yapacak bir şey yok artık. Üstüne bir bardak soğuk kola içtim. Ve toparlanmaya devam ettim. Allah şükür toparlandım. Çünkü değerli dostlar. E, hem iyi şekilde bilirseniz bu işleri. Hem bilginizi konuşturursanız hem de dürüst olursanız en azından hem de bir yere kaçmazsanız yani insanları dolandırıp bir yere gitmezseniz yurt dışına falan kaçmazsanız olduğunuz yerde ben buradayım sıkıntı yok derseniz illa çözülüyor yani kâra geçmeye devam ediyorsunuz. Şirket e, 200 parti anakarttan dolayı da Erdosar e, B550 chipsetli anakarttı o zamanlar yaklaşık 89 bilmem kaç dolardan 200 parti almıştık yani nereden baksanız 520 bin lira bir şirket cirosundan kaynak aktarımı oldu. Neler oldu neler yani. Ben de bayağı psikolojik bunalıma girdim. Sıkıntılı sağlık problemleri falan da yaşadım bunun için. Ama geçti çok şükür değerli dostlar. Şimdilik bir problem yok. Bir problem görünmüyor. Bakalım. Ee, hocam ben ekran kartı ayarladım. Kendime ekran kartının ücretini iadede bulmanızı talep ediyorum. Ney? Ayarladım kendime. Ha. Can e, hangi ekran kartını aldın ki? ekran kartını ayarladıysan tam kart ücretini iade ederiz sana problem olmaz Bir bakalım ee, 7700x Gangsta demiş Gangsta dedim ya sana 7700 XT'ye ben yani Ryzen 5 7500 F de önerebilirdim ama 7600 daha efektif olur. Uyguna bulursan al bence. Üstüne de biraz overclock yap. Zaten stok olarak Ryzen White Prism fanla beraber geliyor. O fan yani sıvı soğutucu kadar efektif yani. Üstüne artı 300 MHz bir Core Ratio hız aşırtması yap. B chipsetli bir anakart kullan. Voltajı da şey yap offset moda çek. 0.2'lik bir düşüş yap yani 200 mV'luk düş. Gayet bomba gibi 2K'da kullanırsın. Bakalım dar darboğaz olur mu peki ikisi? Herhangi bir şekilde 2K'da darboğaz olmaz. Ee, 1080p'de çok az bir miktar olur ama e, Ryzen 5 7600'ün üstüne artı 300 artı 400 MHz'lik bir overclock yapabilirsin. Ama voltajı da ona göre iyice ayarlaman lazım. O zaman 1080p'de de dar darboğaz olmaz. 2K'da hiç olmaz yani. Rahat ol. Bakalım. 7600 için en uygun FB anakart hangisini alayım? Vallahi şu an arkadaşlar baktığım zaman akakçada e, ben şuradan ekranı da çekeyim. Ekran yakalamayı şöyle alalım, kilidini kaldıralım. Mesela şu anda baktığımızda ekran yakalamadan akakçıya girdiğimde değerli dostlar, mesela da biz akakçeden çekmiyoruz, tedarikçileri size gösteremem, gizlik diye bir şey var sözleşmelerinde. Yani siz akakçıda mesela emcüza aratıyorsunuz arkadaşlar, emin olun biz mesela bir çektiğimizde 100 tane alıyoruz emin olun sizin Akakça'da en dip fiyatı aldığınızdan bile çok daha dip fiyatları alıyoruz. Bunu göz önünde bulundurun yani. Şimdi baktığımızda e, anakart yazıyorum. Çünkü direkt B650 yazarsam bazı anakartları es geçebiliyor. Şimdi şuradan biraz büyüteyim. Bir tık büyüteyim şöyle. Hatta nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi buradan anakarttan B650 kesinlikle ben öneriyorum. Ryzen 5 7600 için 7. seri Ryzen için B650 alın arkadaşlar. X670'e o kadar da gerek var mı? O kadar da gerek yok değerli dostlar. Herhangi bir şekilde performans farkı olur mu dersiniz? 1-2 FPS o da değer mi bilmiyorum ama ekstra overclock istiyorsanız o zaman gideceksiniz alacaksınız. Ama overclock yapmak da e, bilgi isteyen bir şey. Herkes yap e, iyi şekilde yapamaz daha doğrusu. Ha mesela bak Ryzen 5 7600 sen var ya en ucuz fazla para vermene bile gerek yok. Yani şöyle bir anakart al böyle bir anakarta takarsın. Mesela şu anakart ile Gigabyte B650 SH, e, S2H ile MK arasında baktığımızda ne, ne kadar bir fiyat fark var? 1000 lira demeyelim de 900 liralık bir fiyat fark var. 900 liralık fiyat farkı niçin istiyorlar? 1- Vereme çok daha yüksek kapasitörleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ekstradan iki tane RAM slotu gelmiş. Bak ben sadece göz atışıyla görüyorum şu an. Bir tane de alüminyum blok var. Değer mi? Ryzen 5 7600 için değmez. Ha Ryzen 9 7900 takarsan değer. O zaman olur. Neden? 7900'e ekstradan bir overclock atman lazım. TDP limite gitmene de gerek yok. TDP de kısıtlayamazsın. Ee, kısıtlaman daha doğrusu önerilmez. O zaman bunu alabilirsin. Ama sen tutup Ryzen 7 7700 alsan bile şu ana kartı al sorunsuz bir şekilde akarsın oyun deneyimi yaşarsın hiçbir problem yaşamazsın overclock da yaparsın yok işte vereme ısınıyor mu ısınıyor çurt böyle bir şey yok değerli dostlar bu anakartın üzerine ben ne öneririm yani Ryzen 7 7700'e kadar takabilirsin 7700'den sonrası için e, bu anakart ben tavsiye etmem açıkçası 7700'den sonrası için şu ve daha üstlerini yapabilirsin alabilirsin değerli dostum evet yorumlara bakmaya devam ediyorum bu arada ekran kartına da şey yapacağız. Geçeceğiz onarıma. Bir bakalım. Diğer yorumlara. Arkadaşlar çok çok yorum yazmayın hızlı. Hepsini okum okumaya çalışıyorum çünkü. Ee, bakalım. İyi yayınlar. E, ee, Gigabyte. b 4 l SH2 anakartım var. Sadece bir şey izlerken. Seslerden odun yanınca çıkan çatırlama gibi ses çıkıyor. Neden olabilir? Şimdiden teşekkürler. Ha, Şimdi odun yanınca çıkan çatırdama gibi ses çıkıyorsa işlemcin, e, işlemcin kızarıyor demektir. Yani bu ses anakartından çıkmaz. Bu ses işlemcinden çıkar. Büyük ihtimal stok fanla beraber kullanıyorsun e, üstün. Üstün çelimle. Evet stok, ana, pardon, stok fanla beraber kullanıyorsun. E, AMD'nin e, fanı right fanıyla kullanıyorsun. Burada işlemcin ısınıyor demek anlamına gelir bu işlemcini kontrol et bir işlemcini furmark testi yap sıcaklığına bak tepe noktada 80 derece çıkacaktır yani büyük ihtimal işlemci Ryzen 5 5500 veya 5600'dür anakart ne önerirsin ustacım gangsta ben sana anakartı az önce gösterdim tamam ustacım teşekkürler yazmış zaten kanka sen ölmedin mi biz cenazene geldik müjdat <laughs> Yok ya Müjde çok uğraştım. Şimdi yayından sonra ben videoyu e, tekrardan izlenebilir hale getireceğim. Videonun girişinde anlattım başımıza neler geldiğini. Oradan çevirir çevirir millet izler artık. RTX 4600 GB, Windows var. Tamam 12 nesli 5 var. Okey. RAM'ler keş 18, 3600'dür. Evet 3600. H610MK, 3200, Bitfenix, Kasa. Şimdi... E, ha DDR5'e geçebilmek için Intel toplanım fiyatı nasıl? İtopya'dan aldım. Şimdi şöyle, bu anakartta DDR5'e zaten geçemezsin. Eee RAM'lerin 3600 güzel ama 3600'e çalışmayacaktır. 3200'e çalışacaktır. 400 boşa gidecektir. Boşa gitmesin diye e, yani gidip ne yapabilirsin? Anakartta DRAM memory Profile'dan eee XMP Extreme profile e, memory profile profil 1'e çek. Profil 1'e çektikten sonra da e, git RAM'in e, cache value'esiyle, cache value değeriyle e, manuel olarak oyna. Remin 3200'de anakart izin verdiği için 3600'e çıkamadığı için sen bu sefer keşleten tenziyi düşüreceksin. CL 18'den CL 16'ya veya 15'e düşürmeni tavsiye ederim. Çünkü Intel bir sistem kullanıyorsun. CL çok önemli. Bir bakalım. Voltajın ayarı kaçarsa üstüne ben de soğuk kola içerim. <laughs> Hocam ayrıca benim size verdiğim hard ne oldu. Yapacak mısınız? Parasını ise vereceğim. Yapın artık. Çok bekledim. Veriler çok değerli. Can verilerin bir kısmını kurtardım. %50'sini kurtardım. Kalan %50'si e, kurtarılmak üzere. Hatta şurada ben sana yayın e, bitiminde SS atarım ya resim atarım göstereceğim. Şimdi buralar çok dağınık. Buradan hemen açmayayım. Çünkü biliyorsun disk çok önemli. E, en ufak bir parmak izi bile veri kaybına sebebiyet veriyor. O yüzden sonra biz halledelim bunu. Şimdi i5 14. nesil var e, 7700 de nasıl iş yapar mı? İş yapar sadık yani e, 1080p için olmuş ama işlemci bir tık yüksek olmuş. Yani e, onun yerine mesela i5 13400F bile iş yapar açıkçası ama sen 14. nesile geçtin ben biraz daha yeni nesil istiyorum dediğin için problem yok bence güzel iş yapar. Merhaba kardeşim 2060 süper mi 3060 mı almadım karar verin. Şimdi şöyle bir durum var. 2060 süper 3060'a yaklaşamaz ancak şöyle yaklaşır. E, MSI Afterburner değerinden çekirdek frekansını artı 200 MHz aşırttıracaksın. Bellek frekansına da artı 500 gireceksin. Bellek boost altındayken tabi 7000 değerlerini aşacaktır. 7000 değerini aştığında artı 500 de boost üstüne geliyor. O zaman 2060 süper 3060'a denk olur. E, ama şöyle de bir durum var. E, ee, karşıdaki kişide de 3060 varsa Furmak'ta benim dediğim değerlerin e, benim Afterburner'da benim dediğim değerlerin aynısını girerse 2060 Super'den daha güçlü bir kart elde etmiş olur. O zaman 2060 Super ile 3060 aynı fiyatsa kesinlikle 3060 alınır. Bu konuda böyle bir e, karar verebiliriz. Atilla selam yazmış. Aleyküm selam. Rock e, B760 anakart var. X790 almam gerekir mi sence performans için? E, yalnız şöyle bir durum var. Bence gerek, gerekli değil. Şimdi B 760 Intel serisi bir chipset, ee, X e, 790 da Intel seri. Şimdi X e, X değil, Z Z Z olması lazım. Yanlış yazmışsın. Z 790. Şimdi Z 790'a B 760'dan e, şafak geçmeni önermem. Niye önermem? Gereksiz olur. Çünkü üstüne takılı olan işlemci ne bilmiyorum. Eğer i 9 kullanıyorsan geç. Ama i9'un altındaysan geçmeni pek tavsiye etmem. Çünkü değişen bir şey olmaz açıkçası. i9'da da sadece termal değer ve overclocking performansı düzelir. Müjdat ne demiş? Seviliyorsun kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Berk Gamer iletiyi geri çekmiş. Abi bir sistem topladım aşırı kararsızım. Sistemin fotosunu Discord üzerinden ulaştırırsam bir bakıp yorumlar mısın? Sen bana Whatsapp'tan yaz olmadı. Whatsapp'tan bana ulaştı. Discord'a dahil atmadım arkadaşlar. Daha yeni yeni geldim. Yeni yeni kendimi toparladım. O yüzden Discord'a el atana kadar e, Discord iptal gibi gözüküyor şu anlık. Bakalım. Abi iyi yayınlar. Teşekkürler Enes'cim. Ryzen 5 5600 işlemci %100 yükte çalışıyor oyunlarda. Takılma yapıyor. Belli bir süre sonra düzeliyor. PC boştayken 4 GB'de çalışıyor. Her şey denedim bir türlü düzeltemedim. Şimdi Enes üstünde eğer stock fan varsa en fazla 4150 MHz'e kadar çıkabiliriz. Oyunlarda da 78 dereceyi geçmez. Tabi üzerindeki termal macuna göre değişir. Undervolt, overclock performansını ben sana söylüyorum. Ama üzerinde eğer custom fan veya sıvı soğutucu varsa sen bu 5600'ü 4500 MHz'lerde çok rahat bir şekilde çalıştırabilirsin. İşlemcin büyük bir ihtimal çok ısınıyor. 84 dereceyi aştığı için e, termal throttle yapıyor. Frekans düşürüyor. Frekansı da anlık oyun içi yüke girip ısındığı için çaktığı zaman ne oluyor? Sen abi anlık takılma var diyorsun. Ona kesinlikle bir overclock undervolt performans düzenlemesi yapmak lazım. 21.5'a aldım. RTX 4060 Fins Force var. İtopya'dan fiyatı iyi mi? Vallahi fiyatı iyi mi? Şimdi bendeki fiyatlar çok ucuz olduğu için piyasaya göre iyi, bana göre e işte öyle diyebilirim. Ama piyasaya göre iyi, iyi tabii. Bakalım her şey dediğiniz gibi bir de kule tip soğutma mı alayım yoksa sıvı mı? Bir de kaç e, RAM kaç megahertz olsun? 2 çarp 8. Şimdi RAM'i rem, e, kesinlikle şey yap. E, bloklu RAM olsa mesela burada var mı? Freebeast ayarladım. Her yani şöyle mesela bloklu RAM'lerden var. Bloklu RAM'lerden olsa olur işini görür. DDR5'teysen 5000 mega 5200 altına düşme zaten altına kolay kolay bulamazsın DDR4'deysen de 3600'ün altına düşmeni önermem açıkçası herhangi bir RAM alabilirsin sorun olmaz DDR5 güzel DDR5'te RAM o kadar da önemli değil DDR4'te seçeceğin RAM'ler ne olabilir e, ya tutup da e, kalitesiz DDR4 almanı istemem DDR4 Kingston Fury Beast olabilir e, ondan sonra ee, ne olabilir? Team Tief, Vulkan Tuf olabilir, Allianz olabilir. Ondan sonra e, Viper Steel olabilir mesela. Patriot Viper Steel. E, veya Corsair LPX olabilir. Bunların altına inmeni ta e, tavsiye etmemişsiniz. Ryzen 5 5600 işlemcinin soğutma olarak ne önerirsin? Şimdi bakayım e, soğutma için. Yani soğutma için şöyle bir durum var yani Ryzen 5 5600 için e, yani tutup en basit bir custom fan bile alsan 500 liralık 600 liralık çok rahat iş yaptırabilirsin 4500 MHz'de e, ona göre de e, şey yaparsın yani voltaj olarak ne girersin voltajda 1.275 girersin mesela 1275 mini volt girersin çok güzel efsane bir şey olabilir. O yüzden e, Ryzen 5 5600 için o kadar da ek külfete girmeye gerek yok yani. Çok rahat kontrol altına alabiliyorsun o işlemciyi. Ben normalde Ryzen 5 5600'da arkadaşlar piyasada çoğu mesela influencer ne diyor biliyor musun? Ya abi stock fan yetmiyor, stock fan yetmiyor. Yetiyor abi. Yetiyor. Sen overclock, undervolt yapmayı bilmiyorsun. Ya da e, ayarı dengesini tutturamıyorsun biliyorsun da. E, yetiyor yani. Düşünün Ryzen 5 5600 o kadar da kontrolden çıkan bir işlemci değil yani. Hocam i5-13600K e, yeni topladım. Moralim çok bozuk. İşlemci fanı ses yapıyor. Yapar tabii. Çünkü o işlemci çok ısınan bir işlemci. Yağlamak lazım. Intel Stock Fan. Hocam ne yaptın? i5-13600K'yı Intel'in lc 1700 Stock Fan'ı kesinlikle tutamaz. Mümkün değil. İşlemci 100 dereceye gelir yük altında. Thermal Throttle yapar. Throttle'a atar 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 kendini oyunlarda kasmaya başlar. Kesinlikle senin bir tane minimum 120 milimetrelik bir sıvı soğutucu alman lazım. Stok fan gelmez o işlemci. Mümkün değil soğutamazsın. Bakalım. Ee, dediğim sistemi bilerek topladım zaten. İleride sadece RAM ile anakart değiştirerek DDR5'e geçebiliyorum. M4 toplasam hem işlemci anakartı hem RAM değişiyorum. Ek hücre çıkmasına Intel yaptım. Evet. Güzel bir mantık. Güzel bir mantık. Çünkü Intel LCA 1700'desin. E, 1700'de şu an 14. nesile de destek veriyor. DDR5 e, ddr de destek veriyor. LCA 1700 DDR5 de var. Çok mantıklı bir hareket etmişsin. Thanks. Teşekkürler. Şimdi Can Ceylan ne demiş? Yürü, lütfen yardım et. E, tamam yardım ettik. E, ne demiş? Selam iyi yayınlar. Koltuk Kavega mı kanka? Hayır. E, koltuk Voldex arkadaşlar. Voldex bunun kumaşını ben beğeniyorum. Deri almadım. Çünkü deri ben çok kullandım arkadaşlar. HP Omen'ın derilerini de kullandım. Abi koltuk bir kaba. iki Deri terletiyor. Ben şimdi Adana'daydım. Yani yazın oda sıcaklığı hissedilen sıcaklık 45 derece. Ben pişiyordum. Yani üstünden ter boşalıyordum. Deri iyi değil. O yüzden böyle e, şey gibi Hawk gibi mesela atıyorum. Hawk olabilir. Boldex olabilir. Bunun gibi yumuşak böyle yumu yumuşak derilerden almanızı tavsiye ederim açıkçası. Z 790 olacak. Pardon. Okey düzeltme sıkıntı değil. Ben direkt ayıktım yani onu. Nikim onar Hocam ben kendime Intel Arc 750 e, aldım bu arada. Güzel bir ekran kartı. Çünkü Intel ben demiştim. Mesela Arc ilk çıktığında demişlerdi alınmaz malınmaz kasıyor falan. Ben demiştim alın. Alın Intel'lerde ona bir sürücü desteği verdiği anda o ARK canavarlaşır. Gerçekten de destekler oldu. Ama yalnız Intel ARK'ta bile değerli dostlar. AMD'nin e, mesela ekran kartlarında bazen Wattman vardı. 6000 ve 5000 serilerinde. Intel ARK'ta da var değerli dostlar. ARK'ta da bazen Wattman olabiliyor. Fakat Watman Dua Restore on Expanded System demiyor da. E, monitör kendisi gidiyor böyle ben beyaz oluyor. Siz tekrardan bilgisayar başlatmanız gerekiyor. Çünkü piyasadaki bütün ARK e, ekran kartlarını ben denedim. Açıkçası. Bakalım Berk Yemir ne demiş? Cansın kardeşim fakat PSU 500 Watt, Ryzen 5 2600 var uyumlu olur mu ki? Şimdi 500 Watt'a Ryzen 5 2600 var Berk üstüne 3060 değil sen 3070 Ti bile takarsın. Hiç problem olmaz ama tutup 3080'in üzerine çıkmanı tavsiye etmem. Sistem çat der, kapanır. Bakalım ee, hazır sistemler var mı satışta şu an Satışta var değerli dostlar www.pistoplanadam.com'a girerseniz e, Ben sistem ayarladım 9 tane hazır kasamız var Bunların tabi 4 adeti Kesinlikle e, hazır kurulu bir şekilde bekliyor e, Fakat bunların geri kalan Mesela 5 çeşit kasa Sipariş isteğine göre talebine göre oluşturulacak e, O kadar çekemiyoruz Şu anda depoda nereden baksanız en fazla 90-100 adet 90 ile 100 arası bir kasa var Fazlası yok değerli dostlar. Geçen ay 200 bilmem kaçtı ama gitti satıldı değerli dostlar. Bakalım. Selamlar bende RX 6700XS var. Sadece NBA oynarken hata vermeden kapanıyor. Oyundan mı karttan mı sence? Sadece NBA ise e, yine oyundan diyemem karttandır büyük ihtimal. Çünkü e, 6700 de mesela ilk çıktığında. E, ilk çıktığında demeyelim mi Çıktıktan birkaç ay sonra. E, yani baya bir. 5-6 ay sonra hatta. E, Uncharted 4 var, TVS Collection var mesela. Tips Collection'da e, AMD 6700 sıkıntı çıkartıyordu. AMD onu bir driver'la çözdü. Ya driver o oyuna uygun, uyumlu değildir, driver'a eklenmesini beklemek zorundasın, sürücüyü indirirsin ya da harbiden oyunda sorun vardır. Ama korsan indirmediysen oyunu o zaman driver'dır. Şafak 14 700 K demiş i7 14. nesilden bahsediyor. O zaman şafak geçmene hiç gerek yok. ya. Yani B760'da kalman çok daha mantıklı olur. Çünkü geçişte ekstra tomarla para verirsin. Ama Z790'a geçtiğinde hiçbir anlamı olmaz. Değişen hiçbir şey olmaz yani. Ben sana diyeyim. Ya performans açısından değişen hiçbir şey olmaz. Tamam hemen fotoğrafı ulaştırıyorum VP üzerinden. Okey VP'ye girip bir bakayım bakalım. Ee, bakalım. Abi selamlar yayınlarken yazmıştım. Kararsızım diye bir yorumlarsan çok güzel olur. Ve 5 kaya geçmeyecek bir kasa önerir misin? Şu an en H7 flow almayı düşünüyorum. Bakalım. Ryzen 7700 x 7700 xe Cooler Master Master Lockit. Sıvı solucuğu değiştir. Cooler Master 300 360'lık 7700 xi tutmaz. Ya tutar da çok fazla çaba gerektirir yani. Undervolt yapman gerekir. İşlemci bir patlar 80, 80, 85 dereceye patlar ya işlemci. Cooler Master alma da Thermaltake falan ben öneriyorum. Master Liquid o kadar da efektif bir sıvı soğutucu değil. Ben sana diyeyim. Hele hele MSI MPG 750 Watt'a sen 4500 lira para veriyorsun. Ben tavsiye etmezdim açıkçası. Yani 4500 liraya Cougar'ın 1050 Watt'ları var. 80 Plus'ları var. Açıkçası, e, MSI 750W biraz markadan dolayı fazla para alan bir bir pardon, power supply. Yani MSI MPG sırf MSI markası ya yani ben satıcı şu anda problem çıkartmıyorum. Satıcı bunu zaten bu fiyata satmak zorunda. Çünkü MSI kendisi benim markam var diye para alıyor. Yani tutup 750W'lık MSI'ya 4500 lira para verilmez diye ben düşünüyorum açıkçası. Geri kalanda bir şey yok, bir sıkıntı yok. Kasa Cooler Master TD500 bile gider. Problem olmaz. MSI Pro. Ben mesela anakart. B650 MSI Pro Wi-Fi anakarta 8.590 lira verilmez bence. Onun yerine Asus Prime düşünülebilir. Ee, özür dilerim. Gigabyte'ın anakartı düşünülebilir. Üstüne şunun gibi bir tane wireless dongle takarsın. Çok daha iyi. Paranın yarısı cebinde kalır ya. Ha, ben açıkçası ee, pek tatmin olmadım attığın sisteme 65 bin lira bu sistem için bana göre fazla ya sistemde 4060 ti var gözünü sevdiğim 65 bin lira verim <laughs> tercih meselesi tercih meselesi bir şey diyemem evet değerli dostlar devam ediyoruz bakalım ee, yorumları okumaya devam edeceğim ama şu ekran kartına geçmem lazım değerli dostlar şu ekran kartının bir içini açmam lazım ee, bakalım b 600 s e Wi-Fi anakarta Wi-Fi. E, hmm. Venom. Vay. RAM takacağım. Problem yaşar mıyım diye korkuyorum. Yo yo yaşamazsın. AMD'ye uyumlu. Expo'ya uyumludur. Ee, Patriot Viper Venom e, şeye uyumlu. Expo profile e uyumlu. Herhangi bir sorun yaşamazsın yani. Spamlamış olacağım ama bu sesi kulaklıktan duyuyorum. Kasadan değil. Ana Anakartım var. Bir şey izlerken seslerden odun ya. Ha üstüncelimle o zaman senin anakartının e, ses yongasında bozukluk olabilir. Kendine bir tane ses dönüştürücü, e, ses şey yapma, e, ses kartı alman lazım özür diliyorum. USB'den takılan ses kartı var ya, o sorunu çözecektir büyük ihtimal. Hatta %100 ihtimal veriyorum. Anakartının ses yongasında problem var. HD Audio yazıyor ya bak anakartına en sol altta HD Audio yerine takı, bir şey takıyorsun ya böyle. İşte orada problem var o yongada. Lidya 5'te x -Page alacağın uygunlar buldum. 5200. Al Gangsta Paradise. Onu da 5600 yapabilirsin. X-Page'ler mikron silikon yapısı kullanıyor. 5600'e çok rahat overclock'layabilirsin. Beyler yorumlar çok fazla. Biraz soluklanın da şu ekran kartını bir yapalım. Ee, ben başka dolandırıcı alayım. Execution demiş. Pekala. Ryzen 5 5600 için Aircall. koç kullanacağım olur mu? Olur. Güzel olur. Herhangi bir problem olmaz. Ryzen 5 5600'ü çok soğutursun. Ee, yani benim nezdimde 4500 MHz'e kadar overclock yaparsan güzel olur. Oyun korsan değil demiş Ahmet. Ee, oyun korsan değilse o zaman e, 6700 xte ekran kartının oyuna sürücü desteği zayıftır. Optimize değildir. Sürücü desteği beklemek zorundasın Ahmet. Öyle diyelim. Bakalım. ASRock pro RC serisi nasıl bir anakart? Asrock güzel arkadaşlar. Ben normalde Asrock'un ses yongasını beğenmezdim. Fakat Asrock e, anakartlarını revize ettim. Yeni anakartlarına baktığımda ya ezak gerçekten güzel. Herhangi bir problem yok. Mesela Asus ya Asus kalitesi yok ama bir farkı da ben göremiyorum açıkçası. Alınabilir mi? Alınabilir. Taş gibi anakart sağlam. Abi neredesin ya? Neden 4 aydır video gelmiyor? Kanzai'yi anlattım ben videonun neden gelmediğini. E, bu canlı yayın tekrardan izlenebilir hale getirilecek YouTube'da. Başa sardığın zaman ben orada açıklıyorum. Şimdi çok uzun anlatmayayım. Ryzen 5 5600 tamam Merko. Spam yapma kardeşim demiş Atilla'ya. Doğru. Sana instadan yazdım cevap da vermedim. Ben iki ay boyunca iki ay boyunca ben neler yaptım ya. Bir şirketin peşinden koştum. O yüzden yeni yeni piyasaya ee, ...tekrardan bir yokladım, baktım. İki ay bir nefes alalım dedik. Abi iki ay ortadan pasifize olduk. Baktım anasını satayım. Kazık kazık atan kazık atana. Öpen öpene ya. <laughs> Piyasa kazıklaşmış. <laughs> Bakalım. Reis i5 12 nesil 3060 Ti sistemim var. Güzel. Aklımda iki tane seçenek kaldı. Ne yapmalıyım? Birinci seçenek. Ekran kartı tutup 3D sistem yapasım var. Yapma. Mm -mm. Ee, i̇kinci seçenek olarak DDR5... Vallahi sana bir şey diyeyim mi? 12400F 3060Ti e, bence 2 yıl boyunca kullan. 2 yıl sonra e, ekran kartını git 3080 veya 4070 ile değiştir. Monitörü de 2K yap. Bir 4 yıl daha kullan. Ondan sonra Allah kerim yani. Ben o zaman böyle yapardım. En mantıklısı bu. Efe Reizine demiş abi selamlar. Aleyküm selam canımın içi. Yanlış anlaşılman umarım da bir ara Discord sunucuna girip... E, gelip verilen sistem siparişlerinden bazı kişilere ulaşmadığını paranın iade edilmediğinden bahsetmişti. Bu doğru mudur acaba? Hayır değerli dostlar iadeler yapıldı sadece 2 kişi kaldı. Zaten e, tekrardan karşılaşırsanız 3-4 kişi de fazla değildir senin karşılaştın. Sorarsanız zaten iadelerin yapıldığını söyleyeceklerdir size. Herhangi bir problem çıkmadı şu ana kadar Allah'a bin şükürler olsun. Bakalım. Reisim hayırlı akşamlar teşekkürler Oğuzcuğum. Intel Stock... E stok farklı bir fan ile değiştirdin de ben e, beri ara sıra siyah ekrana düşüyorum. Sebebi power stop'in sağlam olmaması mı? Hayır alakası yok. Siyah ekrana düşme sebebin şu. İşlemci aşırı derecede ısınıp büyük bir ihtimal çat diye sistem kendini kapatmış olmalı. E, i̇yi oturtturmaya çalış. İyi oturtturamamışsın ya da termal macun taşmış. Tekrardan termalleyip iyice oturtturmanı sıkman lazım. E, pide kuyruğu gibi sıra olduk diyor Gans. <laughs> Güzel. Intel için Cors Corsair 7000 MHz Keş 34 RAM'ler nasıl sence? Ha, bence gereksiz. Intel, ya, AMD olsa o kadar frekansa DDR5'te çık. Çünkü e, frekans önemli oluyor AMD'de ama. Bir Intel için 7000 MHz e çıkmaya gerek yok. Zaten çoğu anakart 6400 yazıyor ama 6000'e kadar destek veriyor. 7000 biraz absürt olur. Yani 5600-6000 arası ben tavsiye ederim. Zaten Intel'de 5600-6000 ile 7000 MHz arasında 3 FPS oynuyor. 3 FPS için ekstra tomarla para vermeye Intel için gerek yok. Bakalım kral bir ekran kartı HDMI girişine bios ekran geliyor, Windows gelmiyor. Önceden normalde sonradan oldu. Hmm. <laughs> Vallahi bunu, bu nasıl bir şey ya? Ekran kartının HDMI girişi. Evet, HDMI olarak display değil, HDMI ile bağlanıyorsun. Bios ekranı geliyor, Windows gelmiyor. O zaman HDMI portunda bir bozulma olabilir. Ee, çünkü HDMI veya Display fark etmez. Bilgisayarında ne görüntü varsa iki portta aynısını verecektir. HDMI girişinde problem vardı. Onu kullanmanı tavsiye etmem. Display kullan. Zaten Display daha yeni bir nesil. Herhangi bir problem olmaz. i5 4. nesil GTX 970'i besler mi? Ya besler beslemesine ama şöyle bir durum var. Bazı oyunlarda aşırı derecede işlemci yük kullanımına girdiği için ekran kartı o kadar da efektif olmaz. Zaten ekran kartı da eski. Çoğu oyunu sen zaten normal ayarlarda 30 FPS'de oynarsın. Average o 30-45 arası. Değer mi? Değmez. Ama besler mi dersen de yakışır. Yakışır. Birbirine yakışır derim. Yani açıkçası. Ama 40 e, yani i5 45-90 olsa daha güzel olurdu. Çünkü 970 dediğin kart GTX 1060'a neredeyse, nereden baksan denk bir kart. O yüzden e, yani 44 60 üzebilir seni. Ha şöyle üzer. Bazı oyunlarda işlemcin yetmez. Yüzde yüze çat diye bir takılır kitler ki 44-60'ın threadleri de düşük olduğu için donma yapar. Ekran kartı zaten kendini salar gider ondan sonra. E, bir anlam ifade etmez. Yani sen işlemcini yapabiliyorsan kesinlikle i7 e, ne yap mesela? i7 4. nesil yap. i7 e, ne yap? 47 20K'lar vardı, 46'lar vardı. Yani onun gibi bir 7 al. O zaman GTX 970 ile harikalar yapabilirsin. Kral benim ekran kartı. Beyler çok yorum var. Yalnız biz bu ekran kartını ne zaman yapacağız? Daha müzik açmadım, bir şey yapmadım. Full yorumları okudum. Full yorumları okumama rağmen değerli dostlar, 35 dakika geçmiş. Bakalım. Dur, devam edelim. Şimdi Anladım abi. Teşekkür ederim. Teşekkürler değerli dostlar. Ee, bakalım. Valla yorumları atlayarak okuyacağım değerli dostlar çok fazla yorumlar geliyor şu anda görüntüleme sayısı 242'ye ulaştı anlık izleyici sayısı 50 kişiye ulaştı sohbet hızı 4 kat arttı değerli dostlar vallahi yetişemiyorum daha şu ekran kartını ne zaman yapacağız birazdan açacağım ekran kartını zaten gözünüzle göreceksiniz içinden geçeceğiz değerli dostlar bu da benim kendi şeyim hop görüyorsunuz buradan Şimdiki. Ee, <laughs> bakalım. Kral RX 6600 R5 5600 için B450 yeterli olur. Problem olmaz. Ee, bakalım. Zotac ekran kartı iyi mi? Arkadaşlar Zotac. Berk. da Trinity Overclock gerçekten güzel arkadaşlar. Ama Amp Hollow Black e, eğer ısınırsa fanları çok ses çıkartıyor. Ama ısınmazsa taş gibi kart. O yüzden eee Trinity Overclock alacaklar. Alsınlar, problem değil ama Amp Holo Black alacaklar. Kesinlikle ekran kart konusunda uzman olmaları lazım. Çünkü o kartı ısındırmamaları lazım. Isınınca fanlar sapıtıyor. Çok ses çıkartıyor. Bakalım. 5600 mü sence? Ya şimdi bana soracak olursan 12400F e şu anda alınır mı? Ben olsam 5600 tercih ederim. Niye? Paşalar gibi overclock mu yaparım. Hala daha 5 yılı var. 12400F niye o kadar para bayılayım ki? Ha ama ben yerimde durmam. Bir yıl sonra ben 12400F 14. nesil yaparım diyorsan o zaman Intel'e geçersin. Ama ben bir defa alacağım. 5 yıl takılacağım diyorsan. 5600 alır. Geçerdim yani ben. Bakalım. Hmm, soket tamiri yapabiliyor musun? Öğrenci birine topladım. Pinler kırık çıktı maçı olduk Soket tamiri yapabiliyorum. Home Office'te yapamam. Atölyede yapıyorum onu bakalım bunu okuduk bunu okuduk Dante ne yazmış merhaba reis favori dolandırıcım yayını açmış hemen geldim Dante sen kimsin bilmiyorum ama herhangi bir şekilde dolandırılma olayları yok videonun başında açıkladım değerli dostlar bu video bu canlı yayın video şeklinde tabii yayınlanacaktır tekrardan başa sarıp izleyebilirsin Mağduriyetten hepsi karşılandı zaten ayıp dolandırıcılık söz konusu değil ki öyle bir şey olmuş olsa zaten niye yayın açalım ben niye tekrar home çalışmaya başladım neyse. Cetkan, Cappar ne yazmış Cetkan abi discord sunucunda tekrar ilgilenmeye başlayacağım başlayacaksan modun olmak çok isterim. Mod alımları yapılacak değerli dostlar tekrar piyasaya döndük piyasada zaten kazık analizi videoları gelmeye devam edecek bundan sonra iyi fiyatlarla tekrardan karşınızdayız piyasaya el atma zamanı gelmiş değerli dostlar çünkü öpen öpene vallahi piyasada hikaye yoktuk. İki ayda millet bayağı bir kazık şöleni yapmış yani derdi dostlar. benim içim acıdı ya gerçekten. Başkan kolay gelsin. 5200 X3D işlemcim var. Bir videonda görmüş söylediğim bir sıvı soğutmaya da ama işlemci aşırı ısınıyor. Ayar mı yapmam gerekiyor? Vallahi şimdi 5800 X3D'nin Core Retro kilidi kapalı bildiğin gibi. 3D diye olduğu için e, maalesef kapalı. Retro'yu açsam bile X e, chipsetli anakartlarda bazen aşırı hileleri var. İşlemci sapıtıyor. E, voltaj Düşebilirsin ama onun ekstradan bir ayarı var dikkatli ol işlemciyi cızbız yapabilirsin kızarabilen bir işlemci O yüzden... smartphone ayarından gir e, silent veya normal dediler onu full speed e al full speed de kullan olmuyorsa o zaman ekstra müdahale gerekir Şimdi Bakalım Evet kamera beni uyardı şu anda ekran kartını yapman lazım artık yeter dedim. Bir içini açalım değerli dostlar yorumları okumaya devam edeceğim Eee Jabbar Eagle modelleri yani 3000 serisinde ben 3070 Ti'dan sonrasını tavsiye etmem. 4000 serilerinde ise Eagle modellerini tabii gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Problem olmaz. Ama 3000 serilerinde kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Gigabyte Eagle modelleri ısınıyor. Aman diyeyim 3070 ve 6 için ben öneriyorum açıkçası. Evet, şimdi ekran kartını yapmaya başlayabiliriz artık ya. İyi bakalım. arkadaşlar bu kartın problemi şu. Bu kartın bellekleri yük altında 55-56 derecede çalışıyor. Gayet okey, güzel. Fakat bu kart manli değerli dostlar. Tabii içindeki chipset manli düz olduğuna bakmayın. Gallardo değerli dostlar. Ee, çekirdek normalde baktığımızda yük altındayken ne yapması lazım? Yük altındayken çekirdeğin 75'i üstünü kırmaması lazım. Ama sapıtıyor. Bir bakalım, işini bir kontrol edelim. Kompresör de hazır, temizliğini falan yapacağım. Tamam yakın zamanda müsaitim. Derdi olsa bu arada web sitesini güncellemeye devam edeceğiz. Şirket adlı için sabit hatlar var. Sabit hat da aldım. Sabit hattı da açacağım. Ee, bu arada artık e, artı 90 544 33 numaramda zaten açıklama kısmında mevcut. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Özelleştirilmiş sistem toplayabiliriz. Fakat şöyle sistemlerinizin komple hepsini ben devralmayabilirim. Çünkü işin başımdan aşkın. Gün içinde çok fazla sistem siparişi alıyorum değerli dostlar. Denk gelirse eğer ağzından şöyle bir söz çıkarsa senin sistemi bana denk geldi bizzat sistemine ben ilgileneceğim senin sistemi ben toplayacağım konfigüre işte ince ayarları falan ben yapacağım dersem o zaman almanızı tavsiye ediyorum baya baya karlı çıkmış olursunuz evet şimdi açalım başlayalım değerli dostlar hazırladık saatimizi elimi de şöyle bir sileyim Eldivene gerek yok. Şu anda gördüğünüz gibi aşağıda zaten bir tane termal kullanıyorum değerli dostlar. Bu antistatik olacaktır zaten. Problem oluşturmayacaktır. İki tane kamera kullanıyorum. Yakından şunu görebilirsiniz. Bir tık hatta büyütelim değerli dostlar isterseniz. Nerede bu? Hop hop. Şöyle bir tık şu kadar büyütsek yeterli olur. Görürsünüz. Tamam. Güzel oldu iyi oldu. Değerli dostlar ee, siz... İkinci telefonunuz varsa veya bilgisayardan izliyorsanız arka planda müziği ben size bıraktım. Ben kendim müzik açmayayım. Siz kendi sevdiğiniz müzikleri açarak yayını izlemeye devam edebilirsiniz. Hadi bakalım bismillah verelim başlayalım. Şu anda termal macunlarımız hazır. Bu çok özel bir termal macun değerli dostlar. Şu da benim klasik termal macunum. 30 gramlık olan. Bir bakalım kartın içinde neler varmış neler. Bardağımı da ben şuraya koyayım. Evet. Hadi bismillah tam olarak ortalayalım şöyle Evet bakalım bakalım neler varmış burada biraz daha yumultabiliriz hop bu şekilde göstersin Evet ee, Kralın araba ddr diğer sistem kullanıyorum razmesh 5 3060 ti ekran kartım var. Ben ekran kartını 4070 taksam olur mu? Şimdi 5600 X'e sen 4070 takarsın. Problem olmaz, güzel olur ama 4070 e, alacak paran yoksa 3080 de takabilirsin. Birbirinin zaten aynısı, aynı işi görür. Küçük olan vida şeyi nerede? Şimdi bir şey yapalım. Küçük olan şurada. İşlemlere başlayalım. Ağzımıza da bir tane karanfil atalım. Sağlıklı yaşıyoruz artık. Hmm. Evet. Öncelikle plate'i kaldırmam lazım arkadaşlar. Plate'i kaldıracağım. Gördüğünüz gibi. Plate için burada vidalar var. Öncelikle vidaları ayırmam lazım. Yalnız plate buradan anakarta da pardon ee, şeye de BGA'ya da bağlı değerli dostlar. Baskı entegre baskı devre kartına da bağlı olduğu için içten de sökmem gerekecek. Tüm vidaları kaldırıyorum bu yüzden. Kaybolmasın diye ayrı bir havuz oluşturayım kendime şuraya. Vidaları buraya koyayım. İlk etapta değerli dostlar işlemci olan vidaları açmayacağız. Bir anda çat diye atmasını istemiyorum. Kenarlardan dolanacağız. Ondan sonra en son burayı açıp bloğu kaldıracağız. İlk etapta ekran kartında ben her zaman şuraların açılmasını tavsiye ediyorum. Yani üst tarafta şu kısımlar var değerli dostlar. Şu kısımların açılmasını ben öneririm. Ben şöyle bir açalım bir bakalım. Ekran kartımızın içinde neler olmuş neler. Vidalar bir. Gevşek bırakılmış. Daha önce açılmış mı bilmiyorum. Bakıyorum. Siz şu an kameradan göremiyorsunuz ama ben netleştireceğim değerli dostlar. Sıkıntı etmeyin. Her şeyi net bir şekilde göreceksiniz. Merak etmeyin. Oo oh, şu vida çok sıkılmış mesela bak. Niye bunlar bu kadar sıkılmış? Wow. Şimdi vidalarda arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Vidalar yalama yapabiliyor. Yalama yaptığı zaman küçük küçük demir tozları oluyor. İşte o ekran kartının baskı devre kartına kaçtığı da ayva yiyorsunuz. Çok dikkatli olmanız lazım bu konuda. Bakalım. Şu an evin içinde yapıyoruz. Bizim için basit. Kek. Çantada keklik. Yorumları okumaya devam edeceğim. Bakın arkadaşlar bir yorum okuyayım dedim. Yorum okuman benim 35 dakikama sebebiyet verdi. 35 dakikamı benden aldı abi. O yüzden yorumlara ara verdim. Artık icraat vakti. İşe biraz odaklanalım değerli dostlar. Yorumlarınızı okuyacağım. Hiç sıkıntı etmeyin. Yalnız bu vida nasıl sıkılmış? Bunu sıkan neyle sıkmış ya? Ama Elektronik şeyimi getirmem lazım da. İşte depoda bırakınca sıkıntı. Abi yok ya. Şu vidayı değerli dostlar bakın şuradaki vidayı şunu öyle bir sıkmışlar ki sıkan öyle bir sıkmış ki nasıl sıkmış bilmiyorum. Düşmana saldırır gibi sıkmış. O yüzden Ben kendim şey yapayım. Şunu elektronik yerde ben şey yapayım açayım arkadaşlar. Bir 30 dakika 30 dakika diyorum. 30 saniye bana müsaade etmeniz gerekecek efendim. Şunu şöyle alayım. Bir saniye. Hmm. Aslında bir dakika ya şöyle yan taraftaki şeyle yapabiliriz. Evet. Evet. Abi bu vidayı var ya resmen. Bir saniye. Birazdan elektronik tornavida mı getireceğim. Onu getirmeye üşeniyorum. Yani ancak bu iş öyle çözülecek. Yani vidayı sıkan nasıl sıkmış arkadaş? Kim sıktı abi bu vidayı? Bir saniye arkadaşlar. Ee, hocam şarjlıyla yap diyor Erdem. Vallahi şarjlıyı getireceğim. Üşeniyorum. Bir tane vida. Adamlar nasıl sıkmış ya. Enteresan bir şey. Allah Allah. Açarız ama sıkıntı değil. PTA çözer arkadaşlar. Heh, açtım sonunda. Lan var ya terletti beni. Evet. Öncelikle buradaki Plate kaldıracağız arkadaşlar backplate anakarta bağlı mali modellerinde o yüzden önce port girişlerini açmamız gerekiyor port girişlerini açtıktan sonra ancak şey yapabiliyoruz ama tabi port girişinde de buradan kaldıramayacağız çünkü bu da aşağı taraftan bağlı bu sefer ne yapıyoruz ters çeviriyoruz alt taraftan sıkmaya başlayacağız vidaları alttan açacağız alt taraftaki kart izin verecekmiş şu taraf izin verir bize çok dikkatli tutmanız lazım. Normalde anakartı ters çevirdikten anakartı diyorum. Baskı devre kartını ters çevirdikten sonra bu vidaları alabilirsiniz ama ben daha baskı kartını ters çevirmeden normal mühendis vidasıyla dalmayı çok seviyorum. Direkt e, arka taraftaki portların kasaya demirlenen yerini çıkartmak çok daha elverişli oluyor arkadaşlar. Çünkü dikkatli olmak zorundasınız. Elinizde tuttuğunuz kartlar devasa kartlar. Umarım iyi bir şekilde yaparız. Şimdi şunu çıkartabiliriz artık. Bakalım. Evet, hala engel oluyor. O zaman sıkıntı yok. Açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada kamerayı da ortalayalım. Güzel. Dediğim gibi yorumları okuyacağım. Siz ar arka planda da müzik vermiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü siz kendi müziklerinizi kullanın. Herkes kafasına göre en sevdiği müziği açsın diye arka planda, backgroundda müzik vermiyorum. Şu an elimde tuttuğum kartın ikinci el değeri bile e, sahibinden fiyatlarına bakmadım ama ikinci el değeri bile nereden baksanız 8 bin, 9 bin arası vardır. Sıfırları şu anda hala hazırda Akakçe piyasasında satışta değil ama sıfırları şu anda 3070 Ti'de bizim elimize gelen miktarı söyleyeyim. Bize 13'e geliyor değerli arkadaşlar. 3070 TI 12 12 küsürata geliyor arkadaşlar. 3080 13 küsüre geliyor bize özür diliyorum. Şimdi şunu da bir açalım. Evet bu vidayı da sıkanlar iyi sıkmış. Bakalım yeni sistemler ne zaman geliyor yazmış Erdem. Yeni sistemler geldi değerli arkadaşlar. E, PCtoplanadam.com'a girerek e, yeni sistemlerimize bakabilirsiniz. Oldukça soğuk çalışıyorlar. Muadillerine göre de oldukça tabii performanslı çalışıyorlar kıymetli dostlar. Bunu değiştirelim ucu. Şunu takalım. Evet. Şimdi değerli dostlar. plate'i birazdan kaldıracağız. Kendini salmaya başladı. Arka taraftaki HDMI. Ama bu portu çıkartmayacağım daha. Çünkü niye? Baskı devre kartını şu anda hala içe doğru bunu tutan bir şey var. O yüzden bildiğiniz plate'i şuradan kaldırmadan önce şu dört taneyi en sonda söküyorum. Tabi şuradaki koruyucu plastiği çıkartmıyorum. Neden? Buraya en ufak bir tornavida değse bitti görüntü gider. Daha düşük uç lazım. Şunu hemen kullanayım. Evet şu anda çok dikkatli bir şekilde bunları açmam lazım. Çünkü son 4 olan işlemci ve belleği tutuyor. Yani çipi ve belleği tutuyor bu 4 tanesi. O yüzden bunlarda yalama yaptırmamam lazım. 1, 2, dikkatli açmam lazım. Bakalım. Hop aldık. Güzel. Çapraz bir şekilde açıyorum değerli arkadaşlar. Şu anki yayın yaptığım sistem içinde Ryzen 5 5600 var değerli dostlar. 16 GB DDR4 3600 MHz cache 18 RAM var. Kingston NF2 M.2 SSD Gen 4 bir TB var. Yanında da Glamart Phoenix Edition 3080 ekran kartı var arkadaşlar. Şu anki yayın yaptığım kasada. Ondaki oyun performansına falan da bakacağız hep beraber. Evet hızlı bir şekilde kartımızı şu anda açtık. Şimdi burası çok dikkatli. Kartı ayırma. Kartı ayırırken değerli dostlar bildiğiniz şuradan cart diye ayırmayın. Çünkü içinde kapasitörler var. Kapasitörlere zarar verebilirsiniz. Çat diye ayırırsanız. Bakın hemen kendini bıraktı çıktı gördüğünüz gibi. Porttaki demiri buraya koyuyorum ayırdım. Hatta şuraya ayırayım temiz olsun. Tamam. Şimdi pleati kaldırmadan önce ana kartı bildiğiniz gibi ayırıyorum fakat şöyle şu şekilde bandan yavaş yavaş şöyle elimle bak yavaş yavaş yoklayarak ayıracağım. Kameraya şöyle tutayım. Siz görün ben ayırırken. Çok dikkatli ayırmanız lazım. Çünkü termal macun, termal pet Bunların hepsi yapışıyor arkadaşlar. Anakartı şartları kartını hop bak çıktı. Şimdi bunu tutan kablo var değerli arkadaşlar. En son kabloyu yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi bakın ayırdım. Şuradaki kablo tutuyor. Bu kabloyu da açıp alacağım. Şu kart çok önemli. O yüzden buna çok hassas davranıyorum şu yerdeki karta. Bu arada bağlantı kesildi. Dur bakalım şu bağlantıya bir bakalım. Alt taraftaki şeyi görün diye. Bağlandı. Geldi. Tamam. Normalde kimseye böyle söylemem. Şu an hala kullanıyorum. 35 dereceye geçmiyor. Yükselmiyor. Harika. Ben PC toplattım demiş. Şafak Şafak Bey hoş geldiniz. Şimdi. Evet. Tekrardan geldi. Bunu çok. Bakın şurada çok küçük. Devredeki lehimler var. Lehimlere parmak atmayın değerli dostlar. Parmak attığınız anda lehimler gidiyor. O yüzden şunu elimde tutarken anakartta pardon baskı devre kartına boş olan yere tıklıyorum. Şöyle baskı kuruyorum. Çıkartıyorum. Bak tik çıktı direkt. Ayırmış oldum. Bu bir blok. Bunun şu anda hiçbir önemi yok. Önemli olan şuranın üzerinde çalışmak değerli dostlar. Bakacağız şimdi. Öncelikle bir termal macun yoğurt kıvamında. Gördüğünüz gibi bildiğiniz yoğurt olmuş. Bu ne? Bunu bir ayırayım. Bir koyalım. Evet. Bakın burası çekirdek. Çekirdeğin üstü tamamıyla değerli dostlar boş. Yan tarafa taşan termal macunlar görüyoruz burada. Bu termal macunlar çipin arasına kaçabiliyor. Şimdi normalde bu termal macunlar iletken değil. Çoğu iletken değil. Bu da iletken değil. Ben anlarım iletken olup olmadığını göz kararıyla. Şimdi burası çipin altına kaçtığı anda çipin bacakları var değerli dostlar. Çipin bacakları ne yapıyor? Ya niye bağlandı kesiliyor ki iki bir. Ha. Çipin bacaklarının arasına girdiği anda bu sefer ne oldu? Geçmiş olsun. Artifek sorunları başlamaya başladı. Kar saçma sapan görüntü hataları vermeye başladı. O yüzden çok dikkatli olacağız. Temizlemeden önce termal silmem lazım. Öncelikle termali bir silelim. Yeni peçete lazım bunun için. Terlemişim. Evet. Elimde herhangi bir şekilde antistatik glow şu anda kullanmıyorum. Gerek yok değerli arkadaşlar. Antistatik glow'u. Şu anda aşağıda zaten şurada gördüğünüz. Burası zaten antistatik problem olmaz. Şimdi peçeteyi çoğu kişi tavsiye etmiyor. Biliyorum farkındayım. Ama çok ince vuruşlarla yaparsanız peçeteden sapmazsınız kulak çöpüne gerek duymazsınız buradan dikkatli bir şekilde termali siliyorum değerli arkadaşlar hmm, görüntü güzel gözüküyor Parmağınıza değdirmemeye özen gösterin. Çünkü sabunlasanız bile birçok kez sabunlamanız gerekiyor. Çıkmıyorlar dostlar. İçinde ne olmuş bu termal macun ya? Termal macun yemin ediyorum var ya cacık olmuş arkadaşlar. Baksanıza. Kurabiye gibi. Tamam. MSI. MSI 240 mm Core Liquid Virgin 2'den çıkan termal macun arkadaşlar. Kokusunu nerede duysam tanırım. Evet. Tamam bu peçete okey. Bir tane de peçete şöyle zula çekeyim şuraya. Üstüne termalli olan peçeteleri bırakırım. Ellerim kirlenmedi gibi Devam. Chipi bir tertemiz yapalım. Ona belleklere geçeceğiz. Bellekler soğuk çalışıyor. Belleklere herhangi müdahalede bulunmaya gerek yok. Ama imidya da bir yandan diyor ki kardeşim benim çipime diyor müdahale etme diyor. Biz elimizden geldiği şekilde legal yolları aşmadan çipimizi soğutacağız değerli dostlar. Şimdi çipin yan tarafında sıralı olarak dizilen lehimler var. O lehimleri çok dikkatli olarak ezmek gerekiyor peçeteyi bu yüzden tavsiye etmiyorlar ama o lehimlere vurmazsanız yani bilirseniz ayarı ölçüyü peçete kullanmanız çok daha işinize gelir çünkü kulak çöpü sürekli yap at yap at yap at iyi bir şey değil değerli dostlar bu yüzden prolar her zaman bir tane bez kullanır zaten bunun üzerine dökülen sıvılar da var ekstradan temizlensin ama ben gerek duymuyorum açıkçası o sıvı işin show tarafı bence Hani çok fazla eğer kritik bir macun varsa yani macun taşmış, sıkıntı, kirli, mirli çok kritik bir alan o zaman kullanılabilir. Evet şu anda gayet iyi gidiyoruz. Bakalım. Bu kartı bu arada test edeceğiz arkadaşlar. Gözünüzün önünde de test yapacağız. Bu kartı nereye takayım biliyor musunuz? Bu kartı Yine Ryzen 5 yayın verdiğim bilgisayar gibi Ryzen 5 5600'ün üzerine takalım. Gigabyte B450 anakartın üzerine takalım arkadaşlar. Ya da bir fantezi deneriz. Ne yaparız biliyor musunuz? i3 10. neslinin üstüne takalım mı? H510M anakartın üstüne. Öyle bir fantezi de deneyebiliriz. Neyse şu kartı bir yapalım. Ondan sonra bakalım keyfimize. Yorumları okuyacağım değerli dostlar. Bu arada şu an yorumları tekrardan okumaya başlasam bir 35 dakika daha geçer full yorum okumayla arkadaşlar. O yüzden işe devam etmek zorundayız. Hocam rica etsem tepe kamerasını biraz büyütür müsün? Tabii ki. Hemen buradan ne yapalım? Aa. Tepe kamerası büyümüyor değerli arkadaşlar. Bu kadar. Diğer ana kamerayı kontrol edebiliyorum da tepe kamerasını kontrol edemiyorum şu anda. Siz arka planda müzik açın, dinlemeye devam edin değerli arkadaşlar. Dinlemeye ve izlemeye devam edin. Evet, çekirdeğin üstüne sonunda geçebildik. Bakayım çekirdekli deformeler var mı? Yok. Çekirdek mis. Evet. Çekirdeği şu anda ayna gibi parlattık görüyorsunuz. Şimdi bunun termal macunu sürülmenin bazı teknikleri var. Bakın ekran kartında aslında temel teknik şudur. Temel teknik blok. Eğer blok yamuksa çip oturmaz. Böylece hot spot değerini yüksek görürsünüz. Ayrıca termal atarken çok az sürmeyin. Orta kıvamlı sürün. Yoğurt moduna da geçmeyin. Yoğurt moduna geçerseniz az önceki yoğurt moduydu. Taşar arkadaşlar çip. Yani Allah göstermesin çipin altına girer. Bu sefer ne yapar? Artifek hoş geldin. Görüntü bulanıklıkları, bozuklukları falan filan carçurt. Hele belleklerin altına kaçtı mı? Hoş geldin. Çizikler, mizikler. Şu anda çipi temizledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belleklerin üzerini temizleyeceğim. Hızlıca. Bu arada müzik önerim müzik açalım ya. Ben kendi müzik dinlemeyi seviyorum bu tür şeyleri yaparken. Evet. Şu an çekirdeği parlattık. Bu kadar yeterli der dostlar. Belleklere geçelim. Belleklerde dikkatli olmak lazım. Vallahi taşmış ya termaller gördüğünüz gibi. Merhaba hocam. Termal macunu değiştirmek için bilgisayarcıya gittim. Ekran kartının macununu sürersek sıkıntı olur dedi. Yapmadı. Ne? Evet ekran kartının macunu sürersek sıkıntı olur dedi mi? Saçmalamasın. Ekran kartı macununu arkadaşlar lütfen 2 yılda 3 yılda bir yenileyin yahu. Baksanıza yoğurt olmuş anasını satayım. Sıkıntı olur diyor. Bilemem. <laughs> ben kendime güveniyorum. Yani şu anda açıp da açıp da bozduğum ekran kartı var mıdır? Acemilik dönemimde değerli dostlar. Ben bu tip kartlardan yaklaşık 5-6 tane bozdum. Ama şu anki profesyonellik dönemim. O yüzden kendime çok güvenerek açıyorum. Herhangi bir problem olmadığını birazdan göreceksiniz zaten. Zaten birazdan bu temperature değerleri 90'a moksana vuran ekran kartının ne kadar yani soğuduğunu falan da göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bak belleğin altına kaçmayacak işte. Benim nerede şeyim? Evet. Şimdi. Evet. Belleğin altına kaçarsa çizikler atmaya başlar. Sonra BG makinesiyle belleği değiştirmemiz gerekir. Olmaz. Çok dikkatli vur. Evet. birinci bellek parlamaya başladı gördüğünüz gibi değerli dostlar kolay oldu Mustafa fazla şey yapmamış <laughs> Bellek 2 de parladı gördüğünüz gibi. Devam. Kartı iyice temizledikten sonra bir sigara molası vereceğim. Ondan sonra bloğa geçeceğiz hep beraber arkadaşlar. Siz kendi aranızda sohbet içerisinde sohbetleşebilirsiniz. Bence o PC'sinin fotosunu foto GPU'yu açmaya yememiş. Doğru. Telefonu çıkra. <gülüyor> <gülüyor> Senin Nike var ya bayılıyorum. Abi telefonu çıkra. Bir de köpüş resmi var. <laughs> Efsanesin ya var ya <laughs> sen nereden çıktın tekrardan uzun süreden beri görüşemiyorduk seninle. Hocam fok balığına köpüç dedin ama olmuyor. Ya ben fok balıklarına her zaman o o, o tip fok balığını şöyle durmuş fok balığını köpüşe benzetiyor her zaman. Tatlı bir vardı unuttum da ona benziyor. Onu da andırıyor çünkü. Bellek üstlerini temizleyeyim. Bellek yanlarına geçeceğim şimdi arkadaşlar. Sıra mesela bak. Nvidia'nın BGA'dayken değerli arkadaşlar. Şu anda altın bir bilgi vereceğim. Tabii kimin işine yarar bilmiyorum. AMD'deyken bellek kanalları direm bir direm 2, direm 3 olarak kara panelde gidiyor. Böyle sıralı olarak gidiyor tamam mı? Nvidia'da nasıl gidiyor biliyor musun? Bak. Ha şuradan başlar. Direm burası 1 tamam mı? Şurası 1. Şurası 2 arkadaşlar. Atlıyor bak. Şu ortancası 3 şu 4. Atlayarak gidiyor bak bir atlıyor. Bu 6 bu 5. Tamam mı? Bu 5 bu 6 bak. Bir kademe atlayarak gidiyor. bu bilgi bilgisayarcı arkadaşlarımız varsa bizi izleyen onlara bir bilgi vermiş olalım. Zaten çoğu biliyordur. VGA makinesine umarım gerek kalmaz değerli arkadaşlar. Bu, bilgi, ee, bu 3070 Ti Mani Gallardo'yu halledebiliriz. Ki halledeceğime de eminim. Problem olmayacaktır. Hatta bir dakika bu üçünü temizlesem arada. Evet tamam. Buna bakır pet yapalım mı? Yoksa bakır pet yapmaya lüzum yok mu? Hmm. Bilemedim. Bakacağız. Evet ee, bakalım hocam ben piyasadayım seni çok göremediğimden yorumlarda fazla yokum anladım. Ben de iki aydır yoktum yeni geldim piyasaya tekrardan piyasaya dalma gereksinimi hissettik. Neden? Ortalık öpene öpene ya. Bu ne kazıktır arkadaş iki ay şöyle bir farklı işlerle uğraşalım dedik. İki ay boyunca insanlar ne yapmış? bayağı bir piyasayı kazıklaştırmış açıkçası bazı insanlar ben size diyeyim. Bu kazığın önüne geçmemiz lazım tekrardan. Yeni sistemlerle beraber bomba gibi geldik gelmeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu arada. Son 3 günden beri satın alımlar bomba. Çok fazla satın alım yapanlar var. Teşekkür ediyorum. İlginiz alakanız için. Biz de ekran kartlarını itinayla soğutmaya canla var gibi verimli sistemleri yazılımlarla desteklemeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Abi kol alıp TV'ye bağlayacağım 24. 1000 TL'lik AMD oyun PC önerebilir misin? Kol alıp PC'ye bağlay TV'ye bağlayacaksın. TV'nin çözünürlüğü yüksektir. 1080p değil 4K ise o zaman bizim sitedeki sisteme bak de, diyeceğim. 2 gün sonra kazık analizi videosu geliyor değerli arkadaşlar. E, piyasada diğer web siteleri hazır sistemcilere geleceğiz Kazık analizi yapacağız namı diğer. Eee ve ayrıca kampanya bir sistem sunacağım. Çünkü 4070'li sistemleri adamlar alamıyor şu anda. 4070'li sistemlerin fiyatları duman olmuş, uçmuş gitmiş böyle kazık olmuş. Ya e abi 4070 alacağıma giderim ne yaparım? 3080 alırım ne yapayım yani? Ryzen 5 5600 1 terabaytlık bir PC 16 GB RAM'i var derdi olsa. 3080'de ekran kartı var. Hepsi de %0 yani. E, ne kadar satım yapılıyor? Yani kampanya fiyatı çıkacağız. 2 güne video gelecek yani takipte kalın. Web sitesinde mevcut şu anda zaten. En ucuz Ryzen hazır sistemlerde görünüyor bizim sitemizde. Yani güzel şeyler yapacağız. 24'ün üstüne 2000 lira ekleyip o sistemi çıkman, o sistemi alman çok daha mantıklı olur diye ben düşünüyorum. Tabii ki tercih meselesi. Bir bakalım. Ee, hocam 1660 var bende. Ee, sizce hangi karta geçeyim? İşlemci 11400F. 11400F Ryzen 5 5500'ün muadili. Eee Intel tam muadili diyebilirim hatta. Ee, neye geçsen neye geçsen. Yani onun üzerine bir minimum 3060 koymanı tavsiye ederim açıkçası. Çok 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 güzel bir iş yapmış olsun. Performans uçar. Ben sana diyeyim. Ama RAM 16 yapmayı unutma. Erdalcığım yaşıyorum. Artık 3080 Ti Ryzen 5 2600 e 4K'da kaç sene götürür abi? Ah, Aman vallahi götürmez ya. Hani onu 2600, 3600 ı -ı, güzel seriler değil ben sevmiyorum. Zaten 4K'da bile bazen işlemcin tıkanır bazı oyunlarda 2600 yetmediğini görürsün. O yüzden sen o 2600'ü ne yap biliyor musun? 5500 yap minimum. O da minimum. 3080 Ti'ye 2600 4K'da bile olsan gitmez ben sana diyeyim. Oyunlarda bazı oyunlarda anlık donmalar yaşarsın bu ekran kartı yüzünden değil işlemcinin yetmediği için o çözünürlüğe. Çünkü çözünürlük arttıkça işlemcinin alan dışı çizimlerdeki yaptığı algoritmik hesaplamalar da artıyor. 2600 bu konuda thread üstünlüğü de yok zaten. Donar kalır ben sana diyeyim. Bakalım. Ryzen 5 5600, 2500 ekleyerek Ryzen 7 5700, geçmeye, de, geçmeye değer. Geçmeye değer. 5700 X'e geçme. E, ya da bir dakika. 5800 X yok ya. Çok fazla ısınır. Ryzen 7 5700X'e geçilir. Mantıklı. 5800X'e geçilmez. Çok ısınıyor o Meret var ya. Bu işlemciye pi piyasada bulunan bütün işlemcileri denedim ben arkadaşlar. Ryzen 7 5800X'e sakın geçme. Bu ısınıyor. 5800X 3D <laughs> ondan daha çok ısınıyor. Hocam 6650XT var. Oyunlarda cız cız ses çıkartıyor coil maalesef. Onu v-sync ayarını e, açman lazım. AMD FreeSync Premium varsa FreeSync Premium'u aç. Sonra da v-synchronization'ı aç. FPS'ini monitörün herzine göre dengele. FPS çok fazla uçtuğunda karşına coil vine e, bobin yıllaması yaşıyorsun. Evet, Bu arada kartı yaparken yorumları da bir yandan kontrol etmek güzel oluyormuş değerli arkadaşlar. Bakalım Ryzen 3300X için hangi kart iyi olur? 3300X için e, açıkçası benim tavsiyem yani hmm. 1080 pde, 3050 2060 bu tip kartlara önermen lazım Tepe noktada bu kartlar ideal iyi gider yani Evet arkadaşlar şu anda belleklerin üzerinde temizledik ama kart biraz tozlu değerli dostlar ne yapacağız tozlarından arındıracağız hmm. şunları çıkartmamız gerekiyor benim şeyim neredeydi? Eliyle çıkartmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şunu da çıkartacağız. Uzunluk yeterli. Evet. Yapma. Görünüyor. Tamam. Güzel iş. Evet. Bu şekilde yatıralım. Ee, Karşı bir şey soracağım. Şapak Bey tabii ki buyurun sorabilirsiniz. Evet. Quadro kartlarla ilgili teknik bilginiz var mıdır? Var tabi olmaz mı? Quadro kartların çoğunu kullandım. Quadro'ları ben çizim için öneriyorum. Oyun için kesinlikle ve kesinlikle ideal kartlar değil. Çizim için ideal kartlar. Ama şöyle de bir durum var. Quadro'nun bazı serileri çok abartılıyor. Mesela Quadro Q serilerine baktığımızda mesela ne olsun diyelim yani şöyle şu anda Quadro'nun 2 alt seri en güncelinin 2 tık 6 olan seri alacağına git o paraya 4080 al e çok daha iyi şeyler yaparsın onda da kuda var bazı şeyler abartılıyor yani kazık çok fazla Quadro kartlarda kazıklanmaman lazım çok dikkatli olman lazım bakalım Aa, bu baya yapışmış ya Nasıl yapacağız? Şuradan dalacağız. Da Bu 3070 tiların BGA'ları öyle bir BGA ki ya entegre baskı devre kartları değerli arkadaşlar. En ufak bir şey darbesinde lehimler var. Alt kanalda toplanan bölerek kullanacağız bunu. En ufak bir lehim darbe da, lehime darbe attığınız anda kart saçmalayabiliyor. Yani bunların da böyle bir bit yeniği var işte. O yüzden hangi köprüde mesela north, west hangi tarafta nereye ne şekilde baskı kuracağınızı ona göre ayar, ayarlayıp ölçeklemeniz lazım. Yoksa sıkıntı. Sonra aa kartı tamir ettim ama görüntü gitti, gelmedi. Gelmez tabii. Abi bu ne olmuş ya? Zamk'la mı yapıştırılmış? Bunu yenilemek lazım. Buna hiç müdahale etmeyelim. Taşmış direkt. Buna hiç müdahale etmeyelim. Bu kısmı çıkartmayacağım. Bu kısım bildiğin tutkalla yapıştırılmış gibi. Bu kısım da böyle. Bunu da çıkartmayacağız. Bazı noktalar var arkadaşlar. Ancak bunu nasıl yaparız biliyor musunuz? Böyle Hıf! diye içine çeken şeyler var. Çok küçük oluyor ağızda. Bunları bu şekilde çıkartıyoruz. Ama onu da gerek duyduğumuza. Mesela buradaki termal pet. Daha kuru değil. Mesela gerek yok. Vantuzu getirmeme gerek yok yani. Bu da gerek yok. O yüzden sıkıntı oluşturmayacaktır. Tutkal gibi birbirine bağlanmış. Benim bunu çekmem demek şu anda hali hazırda içerisindeki lehimler hala var. Hala sıkıca birbirine bağlı. Ama buranın üstü daha sıkı o lehimlerden. Ben bunu kaldırdığım anda lehimi de kırmış oluyorum. O yüzden nereyi ne şekilde kaldıracağınızı bilmeniz gerekiyor. Evet devam edelim. Şunu ben koyayım buraya. Şimdi kompresör e, sesli çalışacaktır değerli arkadaşlar. O yüzden kompresör çalıştığında e, mikrofonu kapatacağım. Reis hatırlıyor musun? Zamanında sana ekran kartı modeli tireless yap demiştim. O içeriği ben hızladım. <laughs> tamam sıkıntı değil. Yorumları okuyacağım değerli arkadaşlar bu arada. Hiç problem etmeyin. Evet. Hmm, bakalım tam her şey. sistem özelleşmeniz zaman mı tipur 4070 ti veya muadil sistem düşünüyorum yani şimdi şöyle bir durum var 470 ti şu anda alınmaz arkadaşlar çok kazık fiyatı yani müthiş kazık ya ha bundan bir 5 ay önceye kadar alınabilirdi ama 470 ti şu anda alınır mı soru işareti piyasadaki 4070 ti'ler aşırı derecede kazık bunu diyebilirim açıkçası 4 alacağınız alacağınıza 23090 alın abi. Ben söyleyeyim. Şu anda öyle. Şu anda maalesef çok pahalı fiyatı. Bakalım. Şimdi arkadaşlar kompresör zamanı geldi. Kompresör çalıştırmam lazım. Mikrofonu mutlayacağım. Bana bir 5 dakika vermeniz lazım. Yine kameralar önünde olacak. Problem değil. Kompresörün sesini de göstereyim size. Merhaba yani arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. My, mikrofonun background noise'ı. Hani remove background var ya. Background noise var ya. Ses fitresi. Kompresörün sesini kesiyor abi. Bak. Parmaklıyorum şimdi. <laughs> Seçimden ne alırsanız alın. Kardasınız. Doğru. Şafak Bey doğru. Seçimi. Ya ben de öyle düşünüyorum. Şu anda arkadaşlar konumuz teknoloji. Konumuz borsa değil. Ama ben şunu düşünüyorum. Ki düşüncelerim benim. Yani iki yıldır bu sektördeyiz. İki yıldan beri hepsi çıktı. Ben seveyim. Şimdi seçime kadar dolar baskılanacak değerli arkadaşlar. Seçimden sonra dolar uçuşa gidecek. O yüzden dolar yapın paranızı. Ben seveyim. Veya. Paranızı dolara indeksli olan ürünlere yatırın. Ben size bunu diyebilirim. Çünkü seçimden sonra doları o kadar da tutabileceklerini zannetmiyorum. Bu benim kendi düşüncemdir. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Evet. Kompresör e, mikrofona etki etmediği için mikrofonu mutlamama gerek yok ama çok ses gelirse rahatsız olduk deyin mutlaka bana. Ona göre ben de kompresörü e, pardon mikrofonu mutluyum arkadaşlar. Ne? Burada bunları kaldırayım çünkü kompresör bunları kurutur. Göşeye şöyle böyle ayırayım. Ağzımıza yine bir adet karanfil atalım. Sağlıklı yaşıyoruz. Evet. 10 numara arka tespit. <laughs> Teşekkürler Şafak Bey. Bunu kitleyebiliyor muyduk ya? Kompresör. Şuradan kilitliyoruz. Ben geçen hali sistemi e, e tepki almıştım. Sen de gelmeye göre vur vur inlesin kolonlar titresin. Hadi bakalım artık kazıkla mücadeleye devam arkadaşlar. And. Um. Hmm. Tamamdır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bana 5 dakika verdiğiniz için. Şimdi backplate'ine bunun kaldırayım hemen. Backplate'ine bir şey yapalım. Arka tarafı temizleyelim. Hemen ondan sonra bir sigara yakıp ee, blok tarafını halledelim. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Var ya bu kartı taktığımızda bomba gibi çalışacaktır değerli arkadaşlar. Bakalım. Tüm vidalar burada zaten sıkıntı yok. Şu tarafı alacağız. Evet. Backplate'i kaldırabiliriz. Çok dikkatli bir şekilde arkada da çünkü termopetler olabilir. Büyük bir ihtimal olacak. Yalnız bir vida unuttuk. Çıkartacağız. Evet. Haydi Bismillah. Bakalım. Evet. Arkada da termal petler var. Adım gibi eminim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta biraz tozlanmış. Tabi burada ne görüyoruz değerli arkadaşlar? Ee, burada gördüğüm şeyler şu. Bakın burada e, şurası. Nasıl göstersem size. Bakın burada bellek terlemelerini görüyorsunuz. Bakın. Siyah biraz daha siyah. Gördünüz mü? Mesela bakın şu hat boyunca bir terleme var. Şu hat boyunca bir terleme var. Diğer hatlarda baskı devre, entegre baskı devre kartına baktığımızda herhangi bir şey göremiyoruz. Bellek terlemesi de aslında neden kaynaklı? Yüksek bellek sıcaklıklarından olabilir. Bakın elimde yağ gibi bir şey var. Bunu silelim. Yani bellek terlemesine baktığında belleğin sadece buradan ee batı ama burada ters çevir doğu tarafı. Doğu kanadının şey yaptığını görüyorum arkadaşlar. Belleğin terlediğini görüyorum. Bu da bu anlamı, şu anlama geliyor. 1, 2, 3. 3 taraftan oluşan bellek gibi bak. 1, 2, 3 sıralı dizilim. Şu taraf sadece terlemişse bu Termal pedin kuruduğunu veya termal pedin macun ile beraber tam olarak oturmadığını, şuradaki belleklerin ısınmadığını ama şu kanattaki belleklerin ısındığını gösteriyor. Siz buradan e, GPU'se tek power up'a girdiğinizde değerlere baktığınızda memory temperature'da gördüğünüz şey şu ikisini pardon şu üçünün optimal ortalamasıdır. Şurası 100 derecede çalışıyor olabilir ki büyük ihtimal yüksek derecede çalışıyor oturmamış çünkü belli. Burası 100 derecede çalışsa da buralar 50 derecede çalıştığı için 100, 50, 50, 200 bölü 3, 65, 66. Burası her ne kadar 100 derece çalışsa da siz memory temperature'ı 3 ortalamadan ne görürsünüz? 66 dereceye çıktığını, aa belleğim çok soğuk çalışıyor dediğini görürsünüz. Halbuki bu taraf 100 derecede çalışıyordur. Bunu size belli etmiş olayım. Biz bunu terlemelerden anlayabiliyoruz yorgunluğunu. Tabi bunu çözmek için hepsini oturtmamız gerekiyor. Bu da ince bir işçilik. Kompresör lazım yine. Arka tarafı da tuz temizlemem lazım. Bakalım neler olmuş belleklere. Hmm. Hmm. Anladım. Anladım. Biraz da tutmak lazım. Evet arkadaşlar bir iki dakika daha kompresör çalıştıracağım. Siz kendi aranızda sohbet edebilirsiniz. Müzik açabilirsiniz. 主要就在在哪里？ tamamdır. Arka tarafta gördüğünüz gibi bamba gibi oldu değerli arkadaşlar. Profesör artık ihtiyaç kalmadı. Macunlayıp artık oturtturacağız. Bloğu, bloğu temizlememiz lazım. Bloğa bir bakalım. Blok temizliği kolay zaten. Baskı devre kartı çok hassas olduğu için hassas davrandık. Yine antistatik şeyinde e, bunu dikkatli bir şekilde kaldırmam lazım. Hop. Evet. Bunu nereye koyalım? Şurada. Evet. Şimdi blok temizliği var değerli dostlar. Blok zaten kolay. Blok nereye kolay ya? Şey ayıracağız. Fan taraflarını temizleyeceğiz. Backplate zaten herhalde da elimizde. Backplate'in ben baktım şeylerine. Ee, termallerine. Termallerinde herhangi bir sıkıntılı bir şey yok değerli arkadaşlar. Evet. Bu ne ya? E buna bakır petleme yapılmış. Ha, lol. Arkadaşlar. <laughs> bir dakika. What the fuck? Abi bak üstüne bakır petleme bunu ben yapmadım. Kim yaptı onu bilmiyorum. Herhalde benden sonra işleme de gitmedi. Kim yaptı bunu ya? Bizim teknik ekipten biri mi yaptı? Abi bu ne? Bak belleklerde bak alıyorum. Bakır petleme var değerli arkadaşlar. Bakın. Hop hop hop. Üstüne bir daha. <laughs> Üstüne bir daha ne yapılmış? Bir de şey atılmış arkadaşlar. Şunlardan koyulmuş. Bu ne abi? Ulan zaten bakır var bunun üstünde. Bellek iyice kitlenip sıkıştırılmış. Çekirdek bu sefer ne olmuş? Tepede kaldığı için bak böyle yoğurt kıvamını olmuş. Çekirdek ısınıyor ondan sonra. <laughs> vay be. Bu nedir? Bir şey değil. Vay 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 vay. Bunu bloktan ayırmak lazım puanların ayrı bir temizliğini yapmak lazım. Backplate zaten normal. Bunlar gayet yeterli. Problem yok. Backplate'i ayarabiliriz arkadaşlar. Nereye koyalım backplate'imizi? Backplate'imizi şuraya koyalım. Evet. Hmm. Bu tam oturmamış mesela. Şunu ilk kurmuş. Saçma sapan bir hal almış kart. Bakır işlemi yapılmış ama ona rağmen Allah Allah. Bakır petleme yapılmış. Bakır petleme yapılsa bile üstüne bir de ekstradan ne çekilmiş? Termal pet çekilmiş. Neden abi neden? Neden zaten bakır petleme var niye? Kör oldum arkadaşlar bu ne? Bellekler ne olmuş? Bellekler çat demiş sıkışmış çekirdek ortada açıkta kalmış. Çekirdek ısınıyor. Enteresan. Mani Gallardo hangi tayırda ve rakibi hangi kart Eagle diye düşünüyorum emin değilim. Yanlış. Mani'nin düzü e, ee, Eagle ile Gaming Overclock'un tam ortası ama Mani Gallardo Avrus'a denk. Gallardo'yu hafif almanı tavsiye etmem. Yani Gallardo bilinmediği için Dandirik gibi duruyor. Halbuki Gallardo gerçekten Mani'nin kıymetli serisinden. Kıymetli bir seri, kıymetli bir model. Ben sana diyeyim. Yorumları tabii ki okumaya devam edeceğim kıymetli arkadaşlar. Fazla fazla yorumlar var. E, hepsini okursam gerçekten bakın çok zaman geçer. E, kartı bir an önce yapıp yetiştirmem lazım. Yarına kargo çıkmam lazım bu kartı. Bu kart bizim yaklaşık sisteme alındığı bir yıl oldu. Bir müşterimizden e, kontrol altına aldık bilgisayarı. Bir baktık kendisi çok fazla aşırıcı oyun oynuyor kartta çekirdekte ısınmalar tespit ettim ilk etapta yazımsal olarak müdahale ettim ama şahsen beni tatmin etmedi ya yazık günah yani adamın ekran kartını ben niye 75-80 de çalıştırayım ki hani ne gerek var o kadar bir de performans düşmüştü hani içim el vermedi gerek yok tamam yine soğudu kart ama gerek yok fiziksel olarak gel müdahale edelim dedim adam da kartı bana gönderdi kargo ücreti de ödeme dedim gerek yok. Içine anlaşmalıyız çünkü değerli arkadaşlar. Çukurova Bölge Müdürlüğü'ne kartını soğutayım. Evet sonunda bakır meydana çıkmaya başladı. Bakır görüyorsunuz arkadaşlar. Şerit kesme hakiki bakır arkadaşlar. Bakır petlemeye yaptığım zaman e, insanlar şey yapıyordu. Ya bu dalga geçiyor ne bakırı falan diyorlardı. Halbuki e, 3000. serilerin belleklerini kontrol altına aldığınızda kartlar ömürlük en azınıza diyeyim. Ben size diyeyim. Kartlar bildiğiniz ömürlük kıymetli arkadaşlar. Ama tek şart RTX 3000 serisinde bellekleri kontrol altına alabilir iseniz. 4000 serisinde ise belleklerle hiç alakanız yok. Bellekler her türlüsünde buz gibi. Ama 4000 serilerine de çekirdeği kontrol altına almanız lazım. Öyle ancak kart ömürlük olur. 3000'de de tam tersi. Sıvı soğutucunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım? Ee, vallahi sıvı soğutucunun çalışıp çalışmadığını şöyle anlarsınız. Ee, fanları dönüyorsa çalışıyordur. Ayrıca fanları dönmesi yeterli olmaz. Kesinlikle pompaya yani radyatör pompasına e, bir el sürmeniz lazım. Pompa titriyorsa o hortuma elinizi koymanız lazım. Hortum titriyorsa içinde likit daim yapıyordur. O zaman çalıştığını anlayabilirsiniz. Fanlar dönüyor. Hortumun içinde likit devirdaimi var. Problem yok anlamına gelir. Fiziksel olarak böyle test edebilirsiniz. Yazımsal olarak da BIOS'a girersiniz. BIOS'tan e, pompa PVM fan e, 3000'in nereye taktıysanız. SS fan 1'dir büyük ihtimal. Orada döner zaten e, 2500 RPM ve üzeri yazar. Fanlara baktığınızda da fanlarda da 1580'e kadar çıkar RPM. İkisinde de çıkıyorsa anakarttan da tespit edebilirsiniz. Fiziksel yazımsa fark etmez. Evet bu arada ben bakır şeyleri temizlerken şeritler arkadaşlar yorumları okumaya devam edeyim. 4080 Gallardo Türkiye'ye gelir mi canını sevdiğim yeşile? Bala. <laughs> pek sanmıyorum. Çünkü bizim ülkede abi Gallardo niye tutmadı bilmiyorum. Bak ben 30'a yakın Gallardo denedim. 30'a yakın efsane, müthiş bir kart var ya. Ama Türkiye'de niye tutmadı bilmiyorum. Çok yazık oldu. O yüzden pek gelir mi zannetmem Türkiye pazarında. Çünkü kullanıcıların istediği şeyler geliyor. Yani kullanıcı talep ediyorsa o zaman getiriyorlar. Talep etmiyorsa olmuyor. Canını yediğim diyor. <laughs> Vallahi ustanesin var ya. Evet. Her şeyden kargo ücretsiz mi? Evet İbrahim her şehre kargo ücretsiz. Herhangi bir ücret ödemize gerek yok dedim. O az kalsın düşürüyordum. His adam hadi sana zor bir soru. Patlat gelsin severim. Asus TUF ve Pro Art arasındaki en net fark nedir? Tire tip dip dibeler. Doğru. Pro Art e, şöyle. Pro Art'ı genellikle teknik işler için kullanmanı tavsiye ediyorum. Tip C girişi gerçekten güzel. Çalışıyor. Ayrıca çizim performanslarına baktım da mimari çizimciler falan o anakartı kullansınlar. Güzel destek veriyor. 2. E, işlemciyi daha stabil çalıştırıyor bana göre farklar bunlar. Ha, TUF da güzel ama TUF'ın da stabilite değil de. Ryzen işlemci overclock performansı yönüyle ProArt arasında dövdüğünü ben görüyorum. RAM'lerin frekansına baktığımızda da tabii frekans aşırtmada DRAM memur profile'da değişkenlikler oluyor anakartta. Mesela Pro Art'ta RAM aşırtmasını çok daha rahat yapabilirken TUF'ta işlemci hız aşırtması RECHO'yu çok daha rahat bir şekilde stabil yapabiliyoruz. Ama e, ben bir mimar olsaydım ProArt alırdım şahsen gaming olsaydı, oyuncu olsaydım taftan vazgeçmezdim. İşlemcime direkt Ray çarpanı girer devam ederdim. Kafam rahat olurdu FPS'im artardı. Ama en temel fark ne dersen işte çoğu şeyi bilirsin kompleks şeyi. O yüzden basiti bilmezsin çuvallarsın. Benim az önceki kompleks bir e, sayılacak bilgiler az önceki bana göre farklar bunlar. Ee, bakalım. Ekran kartı olarak Pro Art abi belirtmeyi unuttum. Ekran kartı olan Pro Art. Ha. bu ana kart zannettim ben. <laughs> ana zannettim. Bakalım. TUF GT 502 White Arctic Liquid Freezer 2. Ryzen Ryzen x kaç para eder sistemim? Vallahi bilmiyorum. Piyasa çok değişik. İnan bilmiyorum fiyatını. Ben bir şey diyemem. Yeminliyim abi. Piyasadaki kazıklara inat. Ben kendi web sitemde satış yaparım sadece. Öteki türlü ucuz mu pahalı mı? A kaza yine kazık derim ama bir fiyat vermem açıkçası. Başkasının sistemine fiyat çekmem bana düşmez yani. Bakalım kralım sorumu cevaplarım son önemli. Benim ekran kartım 3003 Ti işlemci Ryzen 5 7600X. Üf güzel. Ekran kartına yük binince klavye mouse sapıtıyor. Klavye bazen takılıyor mouse tıklamıyor falan. Abi ekran kartından değil. E, şöyle sisteminde bir e, voltaj stabil değil. MOSFET'leri kontrol etmenin de fayda var. Anakarttan yaptığını düşünüyorum. Gerekirse BIOS'u default'a çek. Default da kullan. RAM'leri hız aşırtma önce. O zaman klavye mouse'un gitmediğini göreceksin büyük bir ihtimal. Klavye mouse gitmediği için diyeceksin ki anakart stabilizer. Gideceksin anakartı dengeli bir şekilde ayarlayacaksın. Expo'yu açmayacaksın. Belleğe kadar manuel gireceksin. O zaman düzelebilir. Ee, elime hortumu attım. Titreşimi hissettim. Tamam pompanın devir daimi yapıyor. İçindeki likit devir ediyor sürekli. Okey. Eğer sıvı soğutucunun da fanları dönüyorsa pompa e, hortum titrediği halde o zaman fiziksel olarak test ettin ki sıvı soğutucuda problem yok demektir. Çalışıyor demektir. Ama şunu unutma sıvı soğutucunun altında bir tane plastik cover olur. Takmadan önce bunu çıkartın diye. Onu lütfen çıkart. İki sıvı soğutucunun pompasının iyice oturduğuna emin ol. Harici bir sıkıntı görünmüyor mekanik olarak diyebiliriz hız hızlaştırmak için kaç mosfet gerekli veya virem vesaire. Ya şimdi onu şöyle... Onu mosfet sayısına göre ayarlamıyoruz da şuna göre ayarlıyoruz. Mesela atıyorum ben Ryzen 7 7700 öncesi için ve öncesi için ne yaparım? Giderim en uygun giriş seviye B650 alırım, keyfime bakarım. Ama Ryzen 9 7900 yukarısına geçtiğim anda ya da Ryzen 7 7800 X3D yukarısına geçtiğim anda ben bu sefer ne yaparım? Ucuzun X6 e, ucuzun X670 chipsetini veya giriş seviye değil de girişse orta seviye ve yukarı, üst seviye olan bir B chipset, B650 tercih ederim. İşlemciğine göre değişir yani overclock yapabileceğin stabil anakartlar. Mosfet sayısına göre değil. Pagvi. <laughs> e, buradayım Pagvi ne yapayım? E, Pala ne demiş? 1080 Ti Gaming istiyor ne baba karttı evvelden hocam sen de sence öyle mi? Vallahi baba karttı. Ama var ya yemin ediyorum sana cayır cayır TDP çekiyordu. Gücü çok çekiyordu. Evet. bakır Pet böyle bir şey değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Pedimizi temizledik. Bloğun üstünü temizleyeceğiz de şu bloğu şimdi kaldıracağım. Fanlara da bir tane şey vurayım arkadaşlar. Fanlara kesinlikle şu fanlara şey vurmamız lazım. E, kompresör vurmamız lazım. Ne olur ona. Yani temiz iş yapalım arkadaşlar. Ben temiz iş yapmaya bayılıyorum. Öyle baştan sağma yapayım Bir yandan cevaplamaya devam edeyim. kişi bir anda yapabiliyormuşum. Bunu fark ettim. Güzel bir yetenek. Ee, abi AMD R7 e, Asus Dual 4070 darboğaz yap. yapmaz. Yapmaz herhangi bir şekilde. Yani 4070 dediğin sen 3080 takmışsın gibi düşün. 7700 üstüne 3080 takıyorsun. Darboğaz yapmaz. Ama bir şart ile. İşlemcin çok ısınan bir işlemci. Extended frekans bir işlemci. Eğer sen bu işlemcini soğutamazsan işlemci çok ısındığı için frekans düşümüne gider. Termal throttle namı değer. O zaman darboğaz var zannedersin. Halbuki darboğaz olmaz. Tek şart işlemcini soğutabil. Ee, minimum 240 milimetrelik radyatöre ihtiyacın var o işlemci için. Ama düz olsaydı 7700 düz olsaydı. X extended frekans olmasaydı 120 milimetre radyatör bile işini görürdü. Bunu diyebilirim. Bakalım. Pek zorlama derim diyor. E, Mosfet sıcaklığı anakartta göstermiyor. SOG, soc olarak gösterebiliyor bazı anakartlarda arkadaşlar. BIOS'tan bakıyorsunuz. Mosfet sıcaklıklarına. Vereme, vereme soc olarak ya vermeyi gösteriyor SOG e, ya da MOSFET'in kendisini gösteriyor kapasitörleri de gösteren şeyler var. Tabi anakartın BIOS'tan BIOS'una değişiyor. Anakarttan anakartı değişiyor. Yani anakart göstermiyor. Ama mutlaka vereme, MOSFET, akım regülatörü veya e, ee, kapasitör. Yani bunlardan birini mutlaka gösteriyor anakart. Temperature anakarta. BIOS'ta. Ama tabi anakarttan anakarta göre değişiyor hangisini gösterdiği. PagBee ne demiş? 1080 t RTK taktım. Kart 80 max. 1080p'de 53 derece. hy 5. 510. Ha. ha hy 510 dandik macun da. Kanka o e, dandik macun deme onu. O macun gerçekten fiyatı ucuz. Bak o macunu ayıktırma kimseye. O macunun fiyatı patlar biliyor musun? Bak bizim Türkiye piyasasında biliyorsun ki. Bir şey iyi olursa değil. Çok satın alırsa talep görürse fiyatı uçuyor. Tamam mı? Mesela. X bir ürün var şu. 5 para etmez. Şu çok kıymetli bir ürün. Ama herkes şunu alıyor. Bu ürünün fiyatı bundan daha pahalı olur. Düşünün artık. O yüzden HY 510'u çaktırma sakın. O ondan ben 30 gramlıklardan alıyorum. E, o çok kuvvetli. Onun e, şeyi şey var. Watt başına düşen soğutma, ısıyı, absorbe gücü çok fazla. KV'si çok fazla. O yüzden 7, 7.5 değil lan. Kaç KV'ydi? 14.3 14 olması lazım. 14.3 olduğu için o kadar etki yapıyor. Pagbi. Ama insanlara ayıktırmanı tavsiye etmem. Çünkü onun fiyatı var ya şu anda çok ucuz. Bir anda 3 katına fırlar abi. Ben sana diyeyim. Bak biz şu anda iş yapıyoruz. Termal macuna çok ihtiyacımız var. Ben sana diyeyim. Eee son e, bir sene önce izlemiştik videonu hatırlıyorum. Bu kadar kendi gelişmeye çok şaşırdım açıkçası. Tebrik ederim başarılar. Çok teşekkür ediyorum Emre. Sizler sayesinde deneme yanılmalarla, Arge çalışmalarıyla e, güzel işler başardık pro olduk yani artık. Bin şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar bloğu temizledikten sonra direkt şey yapacağım ya. E, bloğu kaldıracağım. Fanlara bir kompresör vurayım. İşin maksat yarım yamalak baştan ama yapmayalım. Yani kimsenin hakkına geçmek istemem. Müşterinin hakkına geçmeyeyim. Güzel bir temizlik bekliyordur. Şu anda belki de izliyordur değerli dostlar. E, ne demiş? Peki şöyle bir sorun var. Geçenlerde VRAM ve CPU ışığı yanıyordu anakartta. Ekrana ışık gelmiyordu. BIOS resetledim düzeldi. Ama ışıklar yine yanıyor. Ee, ekrana ışık 30 saniyede gibi ekran ışık gelince. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, resetlediğin zaman düzelmiş doğru. Ee, ben de dedim resetle düzelir diye. Ama anakartı nereden aldım bilmiyorum. Onu bir daha resetle. Hatta mümkünse BIOS pilini çıkartarak kullan. Belli bir süre böyle bir kullan bakalım. Tekrar ışık vermeye kesecek mi? Eğer ışıklar kesiliyorsa USB büyük ihtimal bak Lokal e, local Area Network aş yani kablolu bağlantı pin split girişinde bir problem vardır. Şasi yapıyordur anakarta bak büyük bir ihtimal ben sana diyeyim. Veya USB e, 2.0 2.0 Gen 1 portunda problem vardır. USB 3.2 Gen 2'yi kullanmaya 3.0 kullan ben sana diyeyim. Hangisi varsa anakarta. Bakalım pistoplan adam. Abi ben Galax e, üstü kartlara düşmüştüm resmen. Ben böyle harika bir kartı Galax isiminden dolayı lekeledi bebeler delireceğim. Ya abi Galax'ta SG var ya arkadaşlar One Click overclock olanlar var ya 4070 Ti. Gerçekten güzel kart oğlum. Kartın arka tarafında, kıç tarafında bildiğiniz fan var lan. Dördüncü fan var. Yani Galax'ın 4000'i bak RTX 4000. seride Galax'ı kötüleyeni abi kovuyorlar ben sana diyeyim. Galax kötülenmez. Ha, Galax şurada kötülenir. RTX 3070 Ti'da iki fanlı model çıkartmıştı ya. Bak ben onu beğenmiyorum. Çok ısınıyor biliyor musun? Galaxy o zaman kötülenebilir ama. 4000 serisinde Galaxy kötülemeyin. Galaxy hafife almayın yani ben seriyim. Ha, çok kıymetli bir şey değil. Ama o kadar dandik de değil. Aklına ağzına sağlık. Teşekkürler. Ee, bakalım. Sıvı soğutucum çalışıyor ama RGB ışıkları bazen çalışmıyor. O zaman şöyle bir durum var. Gevşek gevşek bağlamışsındır. 12 voltluk bir kanaldadır. Şöyle 3 tane bir yuvarlak boşluk. 3 tane daha yuvarlak var. 4 binlik bir giriş. Onu o çok normalde şeydir. çok böyle hemen atmaya kendini müsaittir. Onu bir tık daha bastır. Mümkünse siyah bant ile siyah bant, bir dolan geç. O kablo yani titriyordur. RGB kablosunu dikkat, dikkatlice kontrol et. hidir. RGB heater kablosuna gir. Siyah bantla dolan. ...birbirine iyice sıkıca sabitte Böylece ışıklar gidip gelmeyecektir. Ee, Pugby ne diyor? 90 derecede 1080 Ti kullandım 2 sene. Sen biliyorsun şu an çok mutluyum Stock One'da. Efil efil. <laughs> Doğru Pugby. İlk ekran kartın neydi hocam? Ben de 2002'de IMIDA... Ee, IMIDA e, neydi? GeForce 4T... ...T4... O Hayır, GeForce 4600 GS olması lazım. 128 MB DDR 1 DDR 1 de DDR 2. Evet, hatırlıyorum bu ekran kartlarını. Ben orada ne oynardım biliyor musun? Counter-Strike oynardım, Max Payne 2 oynardım. Ondan Total Overdose vardı o zamanlar. Abi ne günlerde? 2004, 2005'li yıllar, 2006 falan. Şimdi önümüzde 4090'lar var bacağımız kadar ama oyun oynama zevki kaldı mı dersin? Kalmadı ya. Eskinin tadı yok. Retronun tadı yok abi. Bakalım, ee, besyon ne demiş, abisi bu soğutucumda, ee, iki ışığı yanıyor, üçüncüsü yanmıyor, sadece kasayı ilk açtığımda yanıyor, ee, sönüyor, arada bir yanıyor, bir de kasanın ışıkları da yanmıyor. Vallahi Basyon öyle bir kompleks bir şey yazdın ki, yani e, burada ben şunu tavsiye ederim. Kesinlikle 5 voltluk RGB veya 12 voltluk Animated RGB portlarını kontrol etmen lazım, kabloları sıkı sıkıcıya bağlaman lazım. E, Gizem Bağdaşı şeklinde demiş, yaparsan bozmam değil mi? E, hayır bozmazsın. Soru Ama çok bastırma, çitler gider böyle. Hafif bastır, siyah bantla dolan, bitti. Maksat hani o bazen çok böyle hani e, gevşek olduğu için böyle hafif titremede bile ışıklar git gel yapabiliyor. O yüzden ben genelde siyah bantlarla dolanıyorum kendi devraldığım e, sistemleri. Bazen arkadaşlar web sitemizde satın alınan sistemlerde ben e, özellikle arıyorum satın alan kişiyi diyorum ki efendim diyorum 261. sipariş örnek veriyorum atıyorum. Bana denk geldi diyorum. Sizin sistemde bizzat ben ilgileneceğim. İnce ayarını ben yapacağım diyorum değerli arkadaşlar. Böyle bir avantaj da var. Bu arada hatırlatmış olayım aklıma gelmişken. Evet. Ben şu anda yoruldum. E, temizlik zaten bitmek üzere. Bu ne ya? Yani yanık izi mi bu? Yok. Hem elimi yıkamam lazım arkadaşlar. E, şurada gördüğünüz gibi baskı entegre baskı devre kartına biraz da müdahale edeceğiz. Elimi yıkamam lazım. Elim termallendi gördüğünüz gibi. Hem de bir sigara yakmam lazım. Oda içinde sigara içmeyi sevmiyorum. Dışarıda içeceğim. O yüzden siz 3 dakika boyunca birbirinizle sohbet edeceksiniz. Evet şimdi bunu fanları ayıralım. Fanlara bir kompresör tutayım. Şimdi ben bu bloğu kaldıracağım var ya. içinden öyle bir toz çıkacak ki ben kanser olacağım abi. Umarım çıkmaz bakalım. Hı -hı. Ağzımıza biraz evet, karanfil atalım. Sağlıklı yaşıyoruz artık. İki tane atalım hatta. Hı -hı. Şimdi bloğu kaldıracağız arkadaşlar. İşte bak buradan şöyle girmişler. Yani bak 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 taktiğe bak. Taktiğe bak. bak. Ulan manli bak. Buradaki delikten gir içeri diyor. Şu alttaki vidayı diyor sök diyor. Tamam mı? Şu delikten içeri gir. Giremiyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Bunu alacağız. Çıkarttık. Bu şekilde çıkarttık. Ucu yıldız. Şunu aldık. Şuradan termalini silelim. Şuradan şöyle tuttuk. Şurayı kavradık. Evet. İşte şu an girebiliyoruz. Asa mantık. Bastırdık. Üstüne bu sefer aldık. Kapattık. Şık dedi oturdu. Şimdi açabiliriz. Hayır 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 düşme. Evet. Ve voilà çıktı. Hemen buradan sabitledim. Buradan aldım vidamız burada. Gördüğünüz gibi. ince teknikler. Abi zaten kasanın fanları yanmıyor hiç nasıl ya o zaman anakartındaki RGB girişleri veya arkada bazen 4000 molex girişlerinden faydalanır güç çeker onları bir kontrol etmen lazım eğer ona rağmen yanmıyorsa kasanda RGB yoktur fanlar düz renktir Resim atsam bakar mısınız? WhatsApp şirket hattını kullanıyorum. Discord'a daha el atmadım dediğim gibi. WhatsApp'tan atarsanız arkadaşlar sorularınız ekstradan sorularınız olursa WhatsApp hattım var. WhatsApp hattımdan atabilirsiniz. oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Hatta WhatsApp hattına da bir bakayım şu an. Kaç kişi mesaj atmış? Yuh. Abi. WhatsApp'ı size göstersem var ya arkadaşlar. Whatsapp'ta şu anda çıldırıyor. Mesaj atan atana hapı yuttuk. Yine 200 tane mesaj var Whatsapp'ta değerli arkadaşlar. Ben onların hepsini cevaplandıracağım. Açıklama kısmında Whatsapp hattımız var. Ekstradan yayın bittiğinde e, soru aklınıza gelirse sorabilirsiniz. Sistem toplamak, özelleştirmek istiyorsanız e, sistem toplayıp özelleştirebilirsiniz. Parça güncelleştirmesi yapmak istiyorsanız yine bana ulaşabilirsiniz. Size o konuda da yardımcı olabiliriz. Kazıklanmayın. Piyasa gerçekten şu anda kazık olmuş durumda bana göre. Evet. Abi yapma be. Arkadaşlar çok tozlu. Şu toza bak. Görüyor musun? Nasıl olur ya? Şu toza bakın arkadaşlar. Abi sahiden DC sunusuna ne olur linkler bozuk. Arkadaşlar iki ay ben şirketin peşine düştüm. Discord hiç ilgilenemedim. Ama Discord'ta da ilgileneceğim en yakın zamanda. Hatta bugün yarın ilgilenmiş olurum değerli arkadaşlar. Şuna ben bir kompresör vurayım değerli dostlar. Evet. Şimdi arkadaşlar benim acilen sigara molasına çıkmam gerekiyor. Hem şu kamerayı da netleştirmem gerekiyor. Tepe kameram gerçekten net değil bu arada. Bir saniye. E, hiç net değilsin sen. Tepe kamerası niye? Bağlantı iyi diyor. Bağlantı nereye iyi kardeşim? Hmm. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. Kapat, diye geç. Ayrıca bu ses kablosuz. Tamam bağlantı hmm. kesildi. PC aranıyor. Ara abi. Tamam. Tepe kamerası ayarlasın. Kendin arkadaşlar. Ben sigara içip hemen geliyorum. 2 dakika boyunca birbirinize sohbet edebilirsiniz. Arka fonda ben müzik açmadım. Arka fonda müzik açmamamın sebebi şu. Herkesin müzik zevki farklı olduğu için değerli dostlar. Siz arka fonda Spotify'dan artık YouTube'dan kendi müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Böyle bir imkan sunmak daha avantajlıdır diye düşünüyorum. Kolamı da tazeleyeyim bu arada. Düşünsene de şimdi ekran kartının üstüne kola döküyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yazmışsın? Ee, sen bana bir TC'den yetki versene. Ben bir bakayım TC'ye. Tamam olabilir. Sıkıntı yok. Sorun değil. Ha bu arada Discord'da da moderatör alımları da yapacağım arkadaşlar. çipi çipi çapa çapa. <laughs> Şimdi dans eden kedi gifi aç reis bari. <laughs> Yok ya. 5600 x ile 4070 performans kaybı olur mu sizce? Olmaz ama eksen frekansı olduğu için Mustafa iyi soğutman lazım işlemcinin. O işlemciyi iyi soğutman lazım ve sağlam eğer 1080p'de oynayacaksan sağlam overclock'a abanman lazım. O zaman hiçbir problem çekmezsin. Ee, bakalım income balansı bekleniyor. Abiciğim bağlanmadın mı? Yani bilgisayara USB bağlantısı gerektirir. Tamam. olacağını için evet izin ver. Bağlanılamadım. Tepe kamerada sorun yaşıyorum arkadaşlar. Nasıl bağlanamadım? Balansa bekleniyor. E bağlan. Yapacak bir şey yok. Tepe kamerasına bağlantı kuramıyorum. Şu anda bir sigara içip geleyim arkadaşlar. Hemen tepe kamerasına bağlantı kuracağım. Kendi aranızda sohbet edebilirsiniz 2 dakika boyunca. Zaten hemen uçup hemen içip geleceğim. Ee, ve yorumları cevaplandıracağım. Tekrardan yorum okuma moduna geçeceğiz değerli dostlar. Ben geliyorum iki dakikaya. Sigara molası. Evet değerli arkadaşlar tekrardan geldim bekleyen 24 kişiye teşekkür ediyorum tepe bağlantısını bu arada bir dakika kamerayı netleştireyim daha iyi bir kamera evet şu telefonun aman düşürmeyelim. Şu telefonun kamerası, tepe kamerası daha iyi olması lazım. Bakalım. Evet. Buradan girişli seçeneklerini açıyoruz. Yalnız bu da tip Type-C ya. Type-C portlu. O zaman nasıl bağlanacağız? Paris üzerinden bağlanacağız. Ayas üzerinden bağlanırsak eğer yayın yayına gölge düşebilir. Nasıl yapalım? Bir saniye geliştirici seçeneklerini açalım. Şuradan yukam indirile dursun. Nerede? Play Store. <Sans royalty> ee, Mehmet şu Voice Matter Rest at frekans sesi geliyor. Çocukluğuma döndürdün. Ee, tamam. Şu an sesi gelmiyor mu Pagvi'yi? Sesi gelmiyorsa bir rest çekebilirim. Restart atabilirim. Şöyle şey yapalım. Cızırtı var arada frekans sesi gibi. Ha. şu anda bir problem olmaması lazım. Sesin gayet net ve iyi gelmesi lazım değerli arkadaşlar. Ses iyi geliyor mu şu anda? Voice kullanmıyorum. Sohbet grubuna istek attım. Tamam onaylanacaktır. Buradan geliştiri seçeneklerini de açayım. <laughs> Yazılım bilgileri. Ama USB hata ayıklaması USB hata ayıklaması açtık güzel Evet şimdi şarj kablosuna ihtiyacımız var ekranı açalım Ses iyi diyor, tamam. Bizim bilgisayar 20 dakikada açılıyor Windows'un. Arkadaşlar hızlıca ben e, tepe kamerasını aktif hale getirip e, şu kartı hızlıca yapıp artık yavaştan testlere geçelim. Çünkü çok uzadı. Canlı yayın. kamerayı bir değiştirelim.

high speed video boyutu 1080p yönü yatay kalite yüksek azalma 60 hers. tamam ekran balansı bekleniyor

oldu. Hmm. Bir ayar verelim şimdi arkadaşlar sıkıntı yok. Aa, şu şekilde. Ee. Yok, tepe kamerayı Şöyle dikine dikine dikey olarak ayarlayacağız abi. The position dikey olarak ayarlayacağız şu şekilde. bu şekilde olabilir. Yalnız bu görüntüyü de çevirmek lazım bu robot şeyden. Evet yakınlaştırmış da oluruz güzel olur. Şimdi bakalım. Evet hmm. gibi gibi. Görüntüyü şöyle büyütelim. Evet. Evet şu şekilde kırpalım Evet şimdi oldu Evet bu şekilde güzel oldu bakalım sohbete de devam edeceğiz sofa demiş abi Selam aleyküm Selam arkadaşlar hızlıca kartı yapmam lazım Bu arada Sonra sohbete geçeceğiz. Kasayı yapalım. E, kasayı Ekran kartını yapalım. Bir test edelim ondan sonra abi. Hemen yorumlara da bakacağım. Çünkü video girişinde, canlı yayın girişinde değerli arkadaşlar. Yorum okuyayım dedim. E, yorumları okumam 35 dakika kaldı. Baktım olacak gibi değil. İşe konsantre olmamız lazım. Blue'u hemen temizleyelim. Parti hemen macunlayıp, bakırlayıp takalım arkadaşlar çalışır vaziyete getirelim. Çünkü uzamasın. Adam da bekliyor. Yarın ben hemen bir günde halletme sözü verdim çünkü. Sözüm yerde kalmasın. Blok tamam. Şimdi fanları da temizleyelim. Ondan sonra hemen takalım. Görüntümüzü alalım. Oo, fanlar biraz bayağı tozlu. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Nasıl yapalım bunu? Bir e, cover lazım. Şöyle yapabiliriz. Evet değerli arkadaşlar şu anda e, fanı da temizledik gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bloğu kapatma zamanı geldi değerli dostlar. Bloğumuzu üstüne yerleştirelim. E, vidalarını vuralım artık entegre baskı devre kartını da yerleştirelim. E, bakır pedimizi uyguladıktan sonra güzel de bir termal macun sürelim üstüne. Şimdi kablo dengesi çok önemli. Şunu buradan vereceğiz. Dikine vereceğiz blok tam otursun şu şekilde olması gerek. Aynen öyle. Şu şekilde olacak. Yamukluğuna bakalım. Düz. Tamam. Evet blok otur. Aa şurayı da şey yapayım. Bacağım kirlenmiş. Evet. Yani. Birlikte oturup zaman değerli dostlar, eğer biraz çapraz kalırsa, çaprazda kalırsa yine problem çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Çekirdek tam oturmamış oluyor. Hemen vidalayalım. Biraz fazla sohbete daldık. E, i̇ş bekledi. İş beklemesin. vidaları düşürmek yok. Hı hı. Aynen öyle şurayı bir sıkmalısın. bir büyük boy lazım Ha. Bir de içine düştüm. Aşk gibi oturdu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada odaklanmam lazım. Kusura bakmayın. Bana 5 dakika verin. Çünkü kartı kesinlikle bitirmem lazım artık yavaştan. Yayın uzadı. Kartı bitireceğiz abi. Adam bekliyor çünkü. Şimdi buradan. Evet. Arkadaki backplate'i tekrardan kendi yerine takalım. Baskı devre kartı nerede? Şurası. Hangi boy vidaydı bu? Ah şunlar.

yok arkasından vurulacak. Hmm. Yok bu la sonradan vurulacak. Sonradan değecek. Nerede bizim plaka? Şu şekil. Bakalım. Hunters içeriden girecek. Hemen arkadaşlar bütün yorumları okuyacağım, hızlıca kartı bitirmem lazım. Yanlış bir daha bu bunun değil. Şu olması lazım, doğru. Evet. Evet. bir video unutmadık. Tamam. Evet değerli arkadaşlar şu anda macunlamaya geçebiliriz hemen. Ee, bellek için şunları sürecektim. Evet. bakır pedimizi yerleştirelim. Neden nokta şeklinde attığımı anlatayım. Bakırlar belleklerin üzerine arkadaşlar noktası olarak atarsan sen bellek dışına taşmalar yaşamazsınız. Hem de bakır cuk der tam oturur. Bakır yamuk lan. nasıl bir bakır? Bu nasıl bir bakır şerit? What the fuck? Bu ne abi? Bakır şerit yamulmuş arkadaşlar. Ben şuradaki bakırları kullanayım. Kerten uzunluğuna bakayım. Bakalım aynı mı değil mi? Aynı. Güzel. Güzel. Bir buçukluk değil bu. Birlik 0.80. Tam. İki tane birleştirsek. Aşıyor mu? Teklisi, tekli tekne koyacağız bunu. Aşar. Tek koyacağız. Boşa temizlemişim diğer bakırları. Blok yamulmuş anasını satayım. Enteresan. <laughs> Üzerindeki bakır şeyin yamulduğunu ilk defa görüyorum. Demek ki bellekler o kadar kuvvetliymiş ki bakırı yamulmuş ya. Evet küçük bakır kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim size. Bunu kullanacağım. Yine ikili şerit halinde mi? İksem üçlü mü? Ne kadar bakırımız var? Bir, iki. Üçlü. Bayağı var ya. Güzel. olur. Tam eşleşiyor mu böyle dik? Tam abi birebir. Ulan ayarlasan da gelmez. Arkadaşlar Manli Gallardo'nun vereme yapısı 0.80 bakır şerit aklınıza bulunsun bir 1.5'ları bir buçukları kullanmayın tutmaz 0.80 normalde bu bakır şeyleri bakır petleri Bu üretici geneli diyebiliriz kullanmıyorlar. Satıcılarda diğer custom PC satıcıları da böyle bakırlama yaptıklarını pek zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Aslında böyle milletin kartını açsalar bakırlasalar güzel olur. Bellekler çünkü bir gitti mi görüntü çizik atıyor.

Blok nerede? Blok yapısına baktığımızda ha bellekleri dışarıda tutan bir yapısı var. O zaman bellekler yönelebildiği kadar dışa yönelecek ama bloğa içten içten çarpmayacak. Nasıl yapılabilir? Şöyle yapılabilir. Bu şekilde. Blok çevresi ne kadar? Çevresi baya fazla. Bu şekilde o zaman sonuna kadar çekeceğiz. Hmm, Şuraya kadar sınır. Doğru. Siz arkadaşlar sohbet edin, ben 5 dakika bana verin. Hemen kartı bitirmem lazım. hatta YouTube'da sorun var diyor. Ne hatası ya? Stüdyoya git. YouTube içerik stüdyosu. Yeterince video alamıyorum. Bu nedenle ne? Get, e, video bu neden görüntüleyenlerde ara belli alma sorunu yaşanacak. Ee, yo video gayet iyi. Bunun Arkadaşlar şu an e, yayın nasıl? Yayın iyi olması lazım. Yayın gayet iyi olması lazım. Herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı var mı yayında değerli dostlar? Kıymetli arkadaşlar. Beydir Maşukcuğum, senden ne haber? Tamam yayını ise sorun yok değerli arkadaşlar. Çok iyi oldu. Güzel gidiyoruz. Bitmek üzere. Hadi benim spatulam. Bir dakika. Değerli arkadaşlar elim falan termal macun oldu. Bloğu kapatmadan önce 2 e, dakika sigara molası ayrıca elimi yıkamam gerekecek. Şuna bakın. Sonra hemen çat diye bloğu kapatacağız. Değerli dostlar şu bakırları şuraya atayım bu arada. Sonra da kartımızı test edeceğiz. Yorumları tekrardan okuyacağım. Ee, alt üstü macun çekiyor. Leonardo da Davinci sandım. Mona Lisa çiziyor sanki. <laughs> kanka dikkat ediyorum. Ya ben işi şey yapıyorum, Maksat hani başta sağma yapmış oldum diye. O yüzden dikkatli gitmeye çalışıyorum. Bir de şey hassas ya. 370T'lerin e, baskı devre kartı biraz hassas kanka. Elim özellikle lehimlere çarptırmamaya çalışıyorum. Çok hassaslar çat diye kırılıyorlar. İki dakika. <laughs> Mona Lisa sevdim. Çizer sanki Pablo Picasso gibi. İyi bakalım. Şimdi 2 dakika sigara içip geliyorum değerli arkadaşlar. Elimde yıkayacağım. 2 dakika verin bana. Kendi aranızda sohbet edebilirsiniz. Teşekkürler. E <coughs> aí yükleyenler için Evet artık bloğu kapatma zamanı geldi değerli dostlar yukarı tarafa biraz daha termal lazım buraya koyayım elimizde yıkadık güzel bir şekilde Şimdi bakırların üstüne nokta şeklinde koyuyorum kendisi dağılsın diye değerli arkadaşlar Bu da ince bir taktiktir Bu arada Nokta atacaksınız böyle nokta atışı yorumları okuyacağım tekrardan ee, hızlıca kartı kapatmam lazım arkadaşlar çünkü yarına yetiştirmem lazım bu kartı müşteriye söz verdim bir günde yapacağım diye sıkıntı yok diye size ekran kartlarınızda e, belleklerine ve çekirdek sıcaklığını düşürmek isterseniz bana gönderebilirsiniz değerli dostlar aşağıda açıklama kısmında şirket hattı yazıyor whatsapp oradan mesaj atabilirsiniz bu arada. Teşekkürler. Üzünü de biraz faymasız bakalım ya. Bunlar önemli. Eğer bunlardan biri çatlarsa bu akım regülatörlerinden birisi çatlarsa arkadaşlar ne olur? Görüntü bulanır, paçavra olur, sıkıntı olur. Kapasitörlerin üstüne sıkmayın. Evet. Şöyle yapalım. Buraya bakır uygulamayın arkadaşlar. çatlar der kırar maazallah. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Ee, şey yapalım. Şuraların üstüne atmak lazım ama gerek yok ya. Buralara gerek yok. Çünkü en ufak bir yere kaçarsa lehim arası atma yaşanıyor. Şase yaptırmak istemeyiz değerli dostlar. Evet efendim geldik. Ha, şu iki tanesini atlamayalım. Bunun üstüne sıkalım. Şimdi buraya ped uygulayacağız. Buralara bakır yemez abi. Termal pedi atacağız gitsin. Aa, bunu bölmemiz lazım. Müslürlere değmeyecek şekilde şu şekilde atacağız. Diğerin ardı. Bunun üzerine de koymamız lazım. Oh, şurası açıkta kaldı. Olmaz. Ha, buranın üstüne şöyle koymamız lazım ama pay edip koysak daha iyi olur. Paylaştıralım. Bir dakika ya bu bloğun üstünde zaten vardı ki burası bir saniye bu şekilde kapatacağız buranın üstüne zaten geliyor var abi buraya koymaya gerek yok ki İkisinin üstüne geliyor zaten. Buraya bir miktar atacağız. Astroloji. Alçata lazım. Çok dikkatli atmak lazım. hazır Evet arkadaşlar kapatmaya hazırız şu anda. Blow. HP'yi takacağız. Bu kameraya çeksek mi çekelim? hazırız. Astroloji kablo yetmedi arkadaşlar. Bunu nereden kurtaracağız? Buradan kurtaracağız. Buraya kadar yetişir mi ki? Bakalım. Zannetmem. Yetişir. Beyaza denk gelir. Siyahı bulacağız. Hmm. Şu şekilde de oturması lazım. Bu geriye bakıyor. Şu şekil gelmesi lazım. Evet arkadaşlar, metal bloğun yerini değiştiriyorum. Daha iyi bir teknik. Manni'de iki türlü şey var. Ee, ya beyaza ya siyah takabilirsiniz. İki türlü ayrımsı şey var. Ben bloğu ters çevireceğim. Öyle takacağım arkadaşlar. Öyle bir strateji geliştireceğim. hemen 5 dakika sonra da yorumlarınızı okuyacağım kıymetli dostlar Evet şu anda artık baskı devre kartını oturtabiliriz değerli arkadaşlar. Dikkat bir şekilde yerleştiriyorum. Son aşamaya geldik sayılır. Evet. Sağlam bir şekilde fan varcibi de oturduk. Şimdi artık katlayabiliriz. Buradaki bellekler bir tık kaymış. Onu düzeltmem lazım. Tamam. Tamam takılmaya hazır şu an. Gayet iyi. Bakalım bakır açarken taraf var mı? Yok. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer taraflardaki vidaların da atmam gerekecek değerli arkadaşlar. orantılı olarak sıkmanız lazım çekirdeği. Ona göre termal macun da alıyor. Biraz sıktım bıraktım. Kesinlikle çapraz ilerliyorum. Düz ilerlenmez bu tür durumlarda. Çapraz olarak ikinciyi şuraya koyuyorum. Bir miktar sıkıp duruyorum. Hemen sıkmıyorum çok fazla. Böylece çekirdek tam oturmuş oluyor. Durdum. Diğer çaprazları atıyorum şu anda. Hop, durduk. Son olan vidayı da vuralım. Evet, şu anda sıkmaya başlayabilirim. İlk vidadan itibaren artık sıkıyorum. durdum. Hafif kastırınca duruyorum. Çapraz bu şekilde sıkmaya devam ediyorum. Durdum. Kastırınca duruyorum artık. Kastırdı durdum. Kastırdı durdum. Şimdi küçük vidaları taktıktan sonra bir büyük boy yıldız sonra vidaya takıp diğer uçları da iyice sıkmamız lazım ki bellek ve çekirdek birbirine tam otursun. Bu da buranın değil. Nerenin midası bu ya? Ha ön tarafta ilk şeyi. şeyi. Bu vida buranın. Kasırdı bıraktım. şekilde yakın olan yerleri sıkmam daha avantajlı olur ilk etapta. Somer'da. Bu değil, bu değil. Bu olması lazım. Evet bu. Evet. Şimdi. Büyük yıldız tonavidayı takıyorum. Büyük ucu taktıktan sonra önce şu iyice sıkıyorum. full evet, Yorumları okuyacağım değerli arkadaşlar. Zaten yavaştan yayın kapanışına da gireceğiz. Saati bir buçuk etmişiz. Vay be. Evet, şimdi artık çapkalı bir şekilde hepsini iyice sıkıyorum. Evet. Ve finish. Şuradaki vidaları da takalım. Platin vidaları. Şu taraftaki vidalar. Büyük uçlar nerede? Burada. sonunda bitti. yapar. <laughs> Öyle ya. Biraz hem sohbet eşliğinde yapmaya çalıştım, hem dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım. Çünkü hani maksat baştan sağma olmasın. Bir de boru değil arkadaşlar, elimdeki kartın ikinci eli bile nereden baksanız 8.000 bin, 9.000 lira. Dikkatli olmak lazım. 370'in bordu çünkü şey var. Çok hassas bir bord. Yani en ufak bir şeyde eee Lehimler direkt kırılabiliyor. Evet. Son vidayı da atıyorum ve bitiriyoruz. Kart teste hazır olmuş oluyor. Bence var ya bak bu kartın bellekleri abi 72 derece. Çekirdek 65 derece. Yük altında tabi. Haspot ise 77 dereceyi geçmeyecektir arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü baya sağlam oldu. Ve sonunda zaferimizi kaldırıyorum. <laughs> Bitti. Tın tın Teste hazır. Kartımız şu anda elimizde değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Biraz ağırlığına da bakalım. Biraz hoplatalım zıplatalım. Baya güzel. Kart hazırlandım. Test için test kasasına takacağım bu kartı birazdan. Ama yayını kapatıp öyle test etseydi. Testi yayında mı yapalım arkadaşlar? Nerede yapalım testi? Ne dersiniz? Bakalım bu şeyine. Güzel. Diğer belleye nodülüne bakalım. Güzel. Güzel. Her şey yerli yerinde olmuş. Vay be güzel. On numara 5 yıldız. Yayında olsun abi o kadar bekledik diyor. <laughs> Yayında diyor. Yayında yaparken sohbet edecek. Ya şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Saati bir buçuk ettik. Kısaca hızlıca şey yaparız. Ee, hızlıca sizinle soru cevap yaparız. Soru cevap yaptıktan sonra sizlerle beraber e, yarın şey açarız olmadı. Ee, küçük bir canlı yayın açarız. Yarın canlı yayında şey yaparız. Teste de yarın canlı yayında geçeriz. Saati 2 ettik arkadaşlar neredeyse. Kolay değil. Ee, o şekilde yapabiliriz. Çünkü artık canlı yayınlarda kayıt ediliyor. Yani canlı yayın geçmişini de izleyebilirsiniz. Video şeklinde kaydedeceğim. O videoyu silmeyeceğim. Böylece mesela okulda olanlar, işte olanlar falan ben öğlen yayın açtığımda akşam geldiklerinde ise izlerler. Test tadına bırakalım. Testi de yarına şey yapalım. Kalsın. Çünkü şu kasayı şey yapacağım. Şu kasanın içine takacağım. Şu an halihazırda hazırda kullandığım şu kasam. 3080'li. İçine takacağız. İçi dolu gördüğünüz gibi. İçinde anakart manakart var arkadaşlar. Bunun içine takacağız. Şimdilik o yüzden hızlıca bir soru cevap yapabiliriz. Bu, bu ne ya? Ha, bu benim merch. Her yerden ekran kartı çıkıyor arkadaşlar. Bu hafta. Bunu sonradan, bunu fark etmemişim bile iki gündür. Evet. Şimdi. Çalışma masası son düzeni nasıl? Hemen size göstereyim. Tepe kamerasını iptal edeceğim çünkü. Evet arkadaşlar, bu benim çalışma masasının son görüntüsü. Şöyle açalım. Ledini. Daha bir dakika. Şunu salalım. Aynen. Çalışma masasının son halini görüyorsunuz harcanan peçeteleri falan filan arkadaşlar. Yani bu peçeteyi bilgisayar karşısında verimli kullanalım. Başka işlerde kullanmayalım. Ekran kartı <laughs> neyse ben ne diyorum abi. <laughs> değerli arkadaşlar neler diyorum. Şimdi odanın vlogunu yapayım size. Odanın vlogu da şu şekilde değerli dostlar. Ee, böyle bir şey var. Ondan sonra Şunlar var. İçleri dolu değerli dostlar. Bunlar da taliplerini bekliyor. Yani web site için bayağı bir stok çektik kısacası değerli arkadaşlar. Tepe kamerayı iptal ediyorum şu anda. Evet. Çıkartalım. Şimdi soru cevap yapacağız sizlerle beraber. Ondan sonra yayını yavaştan bitirmeye doğru gideceğiz. Zaten verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Saat 2'de bile 12 kişi kalmış. Uyumamışlar. Saat 2 yaptık beraber değerli dostlar. Teşekkürler öncelikle. Bir bakalım. Hadi ortalığı şenlendireyim. Sana beleş kart verseler ne seçerdim? Ben muhtemelen kudan seçerdim. Ha. <laughs> Bilemem. Buna, buna verebilecek cevabım yok yani. Ee, bakalım yayında yaparken sohbet edeceksek öyle olur. Dediğim gibi yarına kalsın. Ee, abi DC mod alımına başlatsan iyi olur. Arkadaşlar ben Discord'da şu anda ışık hızıyla bir el atacağım zaten. Sıkıntı değil. Sıkıntı yok. Ee, bayağı bir Discord kanalına aksattık çünkü. Bakalım. Hocam Intel mi AMD mi? Değişir. Ben eğer oyun oynayacaksam 7. nesil Ryzen alırım abi. Ama ben eğer iş yapacaksam 14. nesil Intel alırım abi. Öyle diyebilirim. Bir top peçete gitmiş. <laughs> Doğru. Reis yayına yeni geldim. Peçeteleri yanlış anlama. Olasılığım nedir? Yüzde bir milyon. <laughs> Biz peçeteleri ama iş için kullanıyoruz. Bakalım. Asus ROG 12K'yı aldım. 6900X'te nasıl abi sence? Tek uğraştırıcı kısmı boruları kesilmiş lehimlenecek. Aga be. O sıkıntı. Normalde fiy fiyatı güzel almışsın. Ya gerçekten güzel. Yani 3080 ikinci el fiyatına sen 6900X'te almışsın. Manyak bir fiyatı. Efsane bir fiyatı almışsın. Kapatmışsın cap onu ama. işte borular biraz sıkıntı. Boruları şeyle bildiğin. Hani bu cız cız makinesi var ya. Hani göze alan böyle parlayan. Onunla bildiğin lehimlemen lazım. Birbirine kitlemen lazım. Eritmen lazım abi. Bakalım. Hocam sen ve senin gibi e, niş kitleye hitap eden kanallarda motive olup ben de başladım. E, Sub ve izlenmeler cidden yardı algoritmayı teşekkür ederim. Sıkıntı değil. İleride iyi bir yere gelirsin. Ama tabii bu süreç için e, çok fazla başında badile gelecek. Ekran kartı bozacaksın sürekli. Ekran kartları şu an pahalı tabi. Ben eskiden kafama göre bozardım. Kartları fırlatır pencereye çalardım. Çünkü niye? Şirket cirosu fazla. Para bol. Kart ucuz ama şimdi yapamıyorum. Gördüğün gibi 3070 Ti çipine bile 3-4 saat uğraştım. Neden? E çünkü kartın ikinci eli 8-9 bin lira. Artık kart fiyatları da arttı. Ama şunu söyleyeyim bayağı bir kart bozacaksın öğrenene kadar. Ondan sonra e, bayağı bir badili atlatacaksın. Yılmadan devam edersen e, istediğin ekran kartına ulaşabilirsin. İstediğin işlemciye ulaşabilirsin. Yani istediğin oyunu oynayabilirsin. Cebinde de paran olur. Bakalım bakalım sorular gelsin artık arkadaşlar. Ee, hemen şöyle. Arka planda siz kendiniz müzik açın değerli dostlar. Ee, ben de kendi müziğimi açıyorum arka plandan. Masa üstü sesini vermiyorum. Çünkü niye böyle yapıyorum? Herkesin müzik zevki farklı olduğu için herkes kendine göre müzik dinlesin abi. Ben konuşmaya devam edeyim. Şimdi ne açalım ne açalım ne açalım. Batu Ring Ring Ring. Ben dinlerken konuşayım. Siz tabii sesi duymayacaksınız. Siz kendinize göre şarkı açabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar. Soruları almaya devam ediyoruz. PC dizerken hep seni izlerdim. Yolun açık olsun kanka. Adamsın. Alkol mü alıyorsun gece gece? Hayır alkol değil kola. Şimdi bakalım 2K oyun için tavsiye ekran kartı nedir? Vallahi 2K oyun oynamak istiyorsan kesinlikle ve kesinlikle 3080'in altına düşmemen lazım. Benden bir tavsiyem ultra'da oynamak istiyorsan. Ee, şu anda aktif kullandığım MSI Ventus 3XT modeli var oyunda. 80 derece sabitleniyor. Performansla ilgili bir sorun yok. Kasa sıcaklığı yaşlısı problem yok. Yani 80 derece biraz yüksek ya. Aslında soğutmak lazım. Soğutmak lazım. <laughs> Bakalım. Iııı ee... Ben videoları videolarıyla ilerliyorum, servis işleriyle ilgili kanalıma aynı şekilde bu hesap eleştirilerini beklerim. O izleyeceğim, telefonu çıkar, İzleyeceğim. <laughs> Yayın sonrası izleyeceğim seni. Hocam bir tane Bitcoin e, PSU kullanmak yerine dipkul. Cool. Ee, 850 watt PC kullansan daha sağlıklı olmazdı. Ya yani şimdi şöyle bir durum var aslında onun böyle bir hilesi var biliyorum 2000 watt 1650 watt falan kullanıyoruz. Bunun temel sebebi şu bizim ekran kartlarımıza overclock falan olduğu için çok fazla TDP değeri istiyor. E, bunları bu şekilde kapatabiliyoruz açıkçası. İki şöyle bir durum var yani BTC powerlarında bir e, aslında devrede bir hile var. Onu yaptığın zaman bildiğin Cougar'ın bu 1200 wattlık 1050 wattlık kaliteli power'ları var ya onlara dönüşüyor. E ben şimdi diyelim 1500 liraya bir BTC PSU getirdim diyelim tamam mı? E ben 4500'lük bir power'ın efektifini yakalamış oluyorum o ile yaptıktan sonra. E ben o zaman niye 4500 liralık bir para ödeyeyim ki? Fakat bu kartı kullananlar VRAM yanıyor diyor. Sence elden çıkartmalı mıyım? Onlar Hiç mi 3000 serilerinde Bellekleri az önce benim yaptığım gibi bakırlarla e, tutman lazım. 3000'in handikapı şu. Bellekleri kontrol altına aldın mı kart ömürlük olur abi. Ama 4000 serisinde de çekirdeği kontrol altına aldın mı kart ömürlük olur. Çünkü 4000 serisinde bellekle bir işin yok. Hiç ısınmıyor. Yani. Bakalım. Fakat e, bu kartı kullanamıyorum. Tamam. Biostar Z490 GTA V anakart tecrübem var mı? E, var. Var. XMP açık 3000 yazıyor, yok. Kasımda voltaj vermem 3600. Onun sebebi şu, manuel e, manuel ayarlayacaksın. Yani manuelden kastım da şu, kendin bu cache değerleri var mesela XMP profile 1 veya XPO almayacaksın abi bunu. Kendin manuel olarak ayarlayacaksın, işte voltajı, TRP'yı okumayı yazmayı. E, ondan sonra e, voltajı 135 kendin vereceksin. Bunu yaparsan ulaşabilirsin. <laughs> Bakalım. Hocam ee, R7 7800 X3D sistem yok mu elinde? 3080. Ya X3D şu anda çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü 120 mm kullanıyoruz. Soğutmak kolay değil ya X3D'lerim. Çocuk reperim biraz arafta kaldı ama donanım reperime görünüyorum. Güzel. E, bakalım abi RX 580, 5500 kullanıyorum. Ara sıra oyunlarda atıyor. Ahmet'e hata ekleme raporu ekran geliyor çözüm var. Vallahi Batman geliyor. Batman Restorat. 5, 580 büyük bir ihtimal e, Safir Nitro kullanıyorsun. Safir Nitro da yapar bunu. Yani tek çözümü şu. Bellekler zaten çekirdek tarafından raporlanamıyor. Bellek verilerini göremezsin. Sıcaklığını falan göremezsin. Ancak termal tabanca tutman lazım. E, yani kartın içine açacaksın. Bellekleri soğutacaksın abi. Yoksa yersin. Bakalım. A470Ti Super VA'dan 7900X'i almayı düşünüyorum. Ne önerirsin? Vallahi T-Super alma ya. T-Super'ı çok abartıyorlar arkadaşlar. T-Super alacağına biraz cebinden para koy. 480 al yani. Çok daha iyi. Veya T-Super almayı düşünüyorsan cebinde biraz para kalsın. Git 4070Ti düz al. Git MSI yaptı. Burnudan çekirdeği artı 200 MHz ver. belleğe de artı e, 1000 MHz ver. Gerçekten şaka değil. 1000 ver. Al sana 4070Ti Super. Ne gerek var o kadar para vermene Diye düşünüyorum bakalım. Ee, diğer yorumlar. Hocam R7 sistem yok mu elinde? Bunu okumuştuk. Ee, sence Ventus 3x değiştirip Asus TUF yapmalı mıyım? Değer mi ömürlük için? Hmm. Yok ya. Bence değiştirme. Bellekleri kontrol altına al. Olmadı o ekran kartını bana gönder. Ben bakır petleme yapayım. Bellekleri kontrol altına alayım. Çekirdeğin sıcaklığı 80 çok fazla. Biraz düşüreyim onu. 65-70 falan yapayım. Sen o kartı ömürlük olarak kullan. Yani tafı olarak değişip üstte 3-4 bin lira para niye bayılacaksın ki? Çok gereksiz olur. Ne yapalım geldik. Biz böyle. Bakalım. Japar Cover yayın başlarında 4000 TI'ye kazık demiştim. Ha 4070 Ti ee, ucuz bulamazsan kazık. Şu anda piyasada 470 Ti'ler gerçekten kazık yani ben sana diyeyim. Onun <laughs> bir de ucuz bulman lazım yapar 470 Ti'yi ucuz bulman lazım. Ucuz bulduktan sonra Afterburner'dan Overclock yapman lazım. O Undervolt yapman lazım. 470 Ti Super'e dönüştürmüş olursun. Hem de cebinde baya bir para kalmış olur. Amaç bu yani. Bir RAM farkından dolayı cezbediyor. PSR. Yok be. virem o kadar da şey yapmayın abi. Aprox ayrımları var. Bakın mesela bak. Ben göstereyim abi. Şimdi nerede bu? Ha. Bak ben size göstereyim arkadaşlar. Bak. Şimdi mesela 3080'deyim şu anda. Görüntü ayarları diyelim. Bak abi. 3080 Bak, 3080'de ne diyor? 18 toplam kullanılabilir grafik belleği diyor tamam mı? Bak bunun bir hilesi var. Size göstereceğim yayını bu kadar saat boyunca izlediğiniz için abi. Bu şarkıyı değiştireyim. Ne açalım ya? Gucubek. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir hile var. Her zaman Aprox ayrımı olur. Aprox ayrımı da şuradan yönetirsiniz. Mesela sistemde bağlı bulunan RAM'den çeken. Mesela benim sistemde RAM'lere bakıyorum. RAM ne kadar varmış? 16 olması lazım bu sistemde değerli dostlar. Ee, 16 GB RAM var 3600'de. Mesela şu anda e, benim sistem belleğinde oyunlar 16'nın olasını kullanmıyorlar. İlla 2-3 bırakıyorlar boşta kıyıda köşede. Ama şimdi bak bu normalde onu aşamıyor. Onu aşamamasına rağmen siz bunu aştırabiliyorsunuz. Yani sistem RAM'inden faydalanabiliyorsunuz. Ekstradan VRAM olmuş oluyor. VRAM'e dönüşmüş oluyor. Fakat arada bağlantı çok uzak olduğu için anakartta. Ee, siz buna Nvidia Reflex açmanız lazım. Reflex artı boost açmanız lazım. Böylece siz VRAM probleminin ortadan kalıyorsunuz. Abi geçmiyor ama ayrılmış video belli. Paylaşıma geçmiyor. Geçer abi şöyle geçer. Buradan Nvidia denetim masasını açacaksın. Tamam mı? Bak bunu kesinlikle yap. Nvidia Control Panel. Kabul et devam diyelim. Şimdi bakın buradan 3D ayarların yönetilmesine girin kredi ayarlarını yönetemezsen. Bakın burada öyle bir ayar var ki aprox ayrımını aktif hale getiriyor. Bakın şimdi neredeydi o? Şöyle yapalım. Ses çapan değil 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 değil. Bir kere bak üçlü ara belleklerini açacaksınız kesinlikle abi. Triple buffering bak bunu açacaksınız tamam mı? Ondan sonra Vulkan Open GL'de Vulkan'ı kullanın her zaman daha stabil. Diyaryakik son de daha stabil. Şimdi swipe Chain üzerinden Vulkan tercih edeceksiniz tamam mı? Ondan sonra buna dokunmayın. Her Nvidia kullanan kişilerde bu kontrol paneli az çok birbirine benziyor derler arkadaşlar. Ortam kapatmayı her zaman performansa çekin buradan. Alınsa güzel bir FPS. VRAM problemi de ortadan kalacağız birazdan. OpenGL şöyle 380'e alayım ben bunu. Uyumluluk. Performans tercih et diyorsunuz. Alın size beleşten ayar geçiyorum. Bunları bir kenara köşeye kaydedin yani. Lazım olur. Bunu iptal ediyorsunuz. Kenar yumuşatma. Çoklu örneklemeyi alın abi. Anti-aliasing çok FPS düşüren bir şey. Kenar yumuşatma moda bakalım. Uygulama kontrolünde kapalı yapın bunu. Zaten çözünürlüğü yüksek aldığınızda kırılımları pek anlamıyorsunuz. Ee, bakalım. Kenar yumuşatma. Gama düzeltmesi açık. Gama düzeltmesini açın abi. FXE'yi de açın. Çünkü aşağıda MSA 8x'i kapattık. FXEI kenarları yumuşatsın. Kırılımları önler. Güç yönetim modu normal. Bu ne abi ya? Normal olur mu ya? Maximum performans tercih et diyorsun. Yazıcı varsayılan. Sınırsız yapın bunu abi. Nerede bu sınırsız? ha? Tamam. Eşyonsuz süzme. E 16x yapın bunu. Antialiasing gibi düşünmeyin. Biraz daha uzakta kırılımları bu düzeltiyor ama... ...hiç performans etkisi yok diyebilecek kadar az. Düşük gecikmeyi açın abi. Çünkü ne yapacağız? RAM'leri paylaştıracağız şimdi. Aprox ayrımına gireceğiz. O da latency oluşturur. Boost, reflex boost yani. Düşük geçikme oranı modunu açın. Düşük senkron rezolüsyonu ama kapatın abi. FPS'i kısıtlamaya gerek yok. Ondan sonra da dur bakalım. Şarkıyı değiştirelim. Ne açalım? Şimdi 900 metre ölen optimizasyon açık kalsın. Negatif lodu her zaman durdurmayın. Açın abi negatif lodu da izin verin. Ondan sonra eşyonsuz süzme optimizasyonu kapalı açık yapın. Dokuz süzme. Dokular kalitede kalsın. VRAM kullanımı tabii ki de artacaktır ama biz paylaşım açtığımız için bize problem olmaz yani. Yüksek kaliteli yapın abi bunu. DSR'ı açabilirsiniz ama pek o kadar da bir etkisi yok. Yani çözünürlüğünüzü yükseltiyor, upscale ediyor. Ama monitörünüzün pikselleri buna izin vermediği için kendinden yüksek çözünürlüğü bir alta yaramıyor. Yine aynı görünüyor. Sadece alan genişliği artıyor. DSR'ı ben kapalı kullanıyorum o yüzden. Sürücü varsa yalan değil. Stem Evet, işte burası. Şimdi bakın. Biz normalde 18 GB'lık bir 3080 kullanıyoruz. İspat Bir. İspat bu. Toplam kullanılabilir grafik belleği 18 GB. Ayrılmış olan 10 GB. Siz bu kartı 10 GB kullanıyorsunuz şu an. Hayır. RAM'de boşta kalan miktardan VRAM'e paket yazması dolduğu zaman VRAM taştığı zaman sistem belleğine yazsın diyoruz. Nereden? Sistem belleğine çekilmesi politikasından arkadaşlar. Buradan bakın açıklamasında da ne yazıyor? Ee, uyumlu olması belli durumlar. GPU belleğinde yapılan ayırmaların sistem belleğine RAM'e geri çekilmesine izin verebilir yazıyor. Bakın burada açıklamadan da görebiliyorsunuz. Şimdi buradan açıklamada sürücü varsayılanı değil ne yapıyorsun? Tercih et diyorsun. Sistem belleğe geri çekilmesini tercih et. Tercih et e tıkladın. E ne oldu? Bu sefer virem doldu taştığı zaman reme doğru veriler yazılmaya başladı. O zaman virem sıkıntısı ortadan kalktı. Ama abi viremler uzağa düşüyor anakartta. Ekran kartı bellekleri rem arası köprü uzak. E tamam aşağıda da ee, düşük gecikme modunu Ultra'ya aldık. Artık Invader Reflex teknolojisi de devreye girdi. O zaman problem kaldı mı yok. VRAM problemi kaldı mı yok arkadaşlar. Bunu buradan yapabilirsiniz. Kaydedin lazım olur. Size bedavadan ayar. Bu kadar yeter ya. Uygulaya sonra basarız. Evet bakalım yorumlara. Şunu da aşağı şey alalım. yavaştan benim de kafam dönmeye başladı. Uykum geliyor. Yavaştan canlı yayını kapatacağız arkadaşlar. Bakalım çok kişi yazmış. Abi siz de mod alımlarını 724. Okey. Ben bir dakika şarkıyı değiştireyim. Şimdi değerli dostlar. Son yorumları okuyorum. Yavaştan şey kapatacağım, yayını kapatacağım. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Zaten video halinde kayıt olacak bu yayın. Daha sonradan da izleyebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz ama 5 saatlik yayın kim izler bilmiyorum artık. 1060 ekran kartı 7 yıldır kullanıyorum. Hiç bakım yaptırmadım. Kötü müdür ne yapayım? Ahmet bakım yaptır ya. O trotola giriyordur. Durmadan çekirdek frekansı düşürüyordur. Alacağın FPS'in yarısını alıyorsundur. Vay be hayat nasıl abi bari. <laughs> hayat güzel. Hayat harika. Bakalım x 3060 32 GB RAM e, 3200 kule soluşu var e, PUBG FPS 70 PUBG'de Valorant 150 geçmiyor çok düşük çünkü bunun nedeni şu 5600x extended frekans işlemcin e, soğumuyor maalesef ısınıyor onu soğutman lazım bakalım e... 5800X 3D kule tipi soğutur mu elinde e, 5800X 3 var mı ya X3D var ama X3D'ye girmeyi düşünmüyoruz şu anda çok ısınıyor o işlemciler bir yolunu bulmamız lazım Asus anakartta ben size bir şey itiraf edeyim Asus Prime anakartta biz buluyorduk bunun bir tekniğini ama işte bu sefer işlemciler yanıp kömür olmaya başladı. Yeni bir teknik bulana kadar X3D'ye girmeyi biz düşünmüyoruz açıkçası arkadaşlar. X3D gibi bir işlemci yerine bir tık daha kuvvetli bir işlemci var. Mesela oyun işlemcisi olarak geçiyor. ÇC yüksek olduğu için. Ama onun yerine bir tık yukarıda bulunan mesela bir üst modeli. Tipik olarak thread üstünlüğü bulunan bir işlemci takıp ekran kartını bu seferde yükselttiğin zaman yine aynı FPS'i alıyorsun. X3D'ye girmeye gerek kalmıyor o yüzden. Bakalım. Ee, sebebi nedir? sebebini söyledim Umut. Ee, 3060 12 işlemci önerin nedir? Bir saniye şarkıyı değiştirelim. Şarkı şarkı şarkı. Böyle atarlı giderli bir şarkı yok mu ya? Hmm. Gece. Ben birazdan saat 2 olmuş arkadaşlar. Yarım saat demlenip ondan sonra yatıp uyuyacağım. İşlere güçlere devam edeceğim. Hmm. Biraz dımtıs bir şarkı yok mu ya? Neyse bu da güzel. Hello. Ya sen ya savaş, ya gül ya kal. Sağlıklı olun. kolay için arkadaşlar. En güzelim. Karanfilimizi de atalım. Evet. Yorumlara devam. Bakalım. İyi akşamlar abi. Gayet eğlenceliydi. Süpersin Cappar. Infozarlar yaptıkları tesadüfler dökmemiş TI'ler takla atıyordu. Bu ayarları yapsalar öyle bir sorun olmaz mıydı yani? E tabii ki sorun olmazdı. Ama bu ayarları yapacaklarını düşünmüyorum. Çoğu bilmiyordur. Bilenler de yapmazlar firmanın işine gelmez. E, bunu yaparlarsa millet VRAM sıkıntısı var diye yüksek bir yükseğini almaz yani. Bu da satış politikasını düşürecektir. Influencer'ın da işine gelmez bu. Çünkü influencer satmak istiyor ki firmadan para alsın diye. Niye firmayı zor duruma soksun ki? Bilenlerin de işine gelmiyordur. Bakalım. Hasan sistemler yeniden sıkıntısız gelecek. Şu anda pistopdenlam.com'da satışlar devam ediyor değerli arkadaşlar. Bayağı da iyi gidiyoruz şu anda. Alabilirsiniz. Göz atabilirsiniz. Abi bunu kontrol panelinin bu kısmı hakkında bu şekilde detaylı bir anlatım videosu hep inanılmaz işe yarar. Millet düzgün anlatmıyor. Millet anlatmaz işine gelmez ki abi. Siz bir kenara not edin ya. Yani ikiye kadar beni izlediniz yani bedavadan bilgi sunayım size. Not edin lazım olur. biraz şey yapayım. Ee, bakalım. Hmm. Hocam kolay gelsin MSI e, R240 milimetre soğutucu aldım. Güzel bir soğutucu almışsın. Hafif bir cızır sesi geliyor. Sorun sence nedir? Yukarıda şey var ya radyatörü kasanın yukarısına vidalıyorsun ya. Vidaları sıkman lazım. Yoksa o cızırtı geçmez. Onda öyle bir şey var. Vidalarını sıkarken çünkü o vidaları sıkarken çok fazla şey oluyor. Zorluyor MSI'yi biliyorum. Dümdüz vidası var çünkü onun tepe tarafı. Onu iyi sıkman lazım. Makoli kit olması lazım Çünkü Şimdi 60-65'i geçmiyor ısı. O zaman frekansı yerlerdedir Umut. Frekansını yükseltmen lazım işlemcinin. İşlemciden kaynaklı kesinlikle bu sorun. 2K için ne yapmamı önerirsin? Monitör 2K. 6700 xm Vallahi monitör 2K'sı 67 X'i FSR'da kullan bence gayet iyi bir konfigürasyon. Yani 1080p'de de oynanabilir ama 2K'da da problemsiz oynarsın. Bir şey yapmana gerek yok Sefa. Darboğaz benim kaderim galiba. Önceki bilgisayarımda e, Intel Intel Pentium G4560. Zamanın efsanesi. GTX 970 vardı. Sonra işlemcimi i5 8. nesille değiştirdim. Sonra da ekran kartımı 3070 ile değiştirdim. Darboz peşimi bırakma. Bırakmaz. Çünkü şöyle eğer i7 8. nesil çekseydin. Bir şey olmayacaktı. Ama i5 8. nesil şu an maalesef var Warzone'da falan da yüz yük altına giriyor. Threat bulunmadığı için işlemci kendini kilitliyor. Suçu bu. Ekran kartta işlemci kendini kilitlediği için kendini salıyor. ister istemez. Yani o işlemci tercih etmemesi bence. i7 8. nesile geçtiğin anda bal kaymak gibi kaydığını göreceksin. Abi bardakta bana koyar mısın koladan canım çekti. Gece gece yayın başından beri içiyorsun. Ya yani şimdi YouTube politikasını biliyorsun Cappar. O yüzden kola şişesine koyman lazım bazı şeyleri. İşlemci tavsiyesi için güncel en iyisini alıp yıllarca kullanmak istiyorum sence. Ryzen mı Intel mi devam etmeliyim? Yıllar yılı kullanmak istiyorsan bana göre ee... Abi ben Intel tercih ederdim. Uzun soluklu kullanmak istiyorsam işlemci ben Intel tercih ederim. Ama ben şöyle 4-5 yıl boyunca... Ee, 4-5 yıl kullanayım. 4-5 yıl kullandıktan sonra... Ee, yeni bir sisteme geçeyim. Yani benim için problem olmaz diyorsan o zaman Ryzen'ı ben öneririm. Beni Bakalım yorumlara. Eee... İşlem tavsiyesi için en güncel işlem için güncel en iyisini alıp yıllarca kullanmak istiyorum. Intel derdim ben. 3060 12 GB AMD işlemci öneri nedir? Ryzen 5 5500 minimum. Altına düşmek yok. E, panele tam hakim olursam içim daha rahat eder. Sen bazı ayarlardan bahsettin. Ben de bassız fok balığım. <laughs> Başıma bir şey gelirse sebebi daha rahat anlamak için. Selamın <laughs> çıkra ya. Seviyorum senin mizacını. Teşekkür ediyorum. Sence 1 2000 verip 6200 XT veya işlemci yine de kullanılabilir mi? Şimdi şöyle. FPS'in artar. Çünkü 2K'dasın ama 1080p'de olsan gereksiz bir geçiş olur. Dar boğaza girer derdim. Ama 2K'dasın. 1 bin lira verip bunu yaparsan FPS'in artacaktır. Çok daha iyi olacaktır açıkçası. Şimdi yorumlara devam ki arkadaşlar. Bakalım WhatsApp'a. WhatsApp, WhatsApp dolmuş ya. 300 mesaj var arkadaşlar. Hepsini cevaplayacağım. Yapacak bir şey yok. Ee, bakalım. bakalım. Selamünaleyküm Eren Porsuk. Aleyküm selam. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> biz abarttık şu anda. Yani nereden baksanız e, Aleyküm Selam bu arada Eren hoş geldin. Saat İki buçuğa doğru gelecek arkadaşlar. Yatalım artık yeter ya. 19 kişi. <laughs> yavaştan yayını sonlandıralım mı değerli dostlar? Amcala, aman aman deryalar, yavaştan şey yapalım. Sonlandıralım yayını. Ben de yavaştan yatayım. Evet son soruları alayım değerli arkadaşlar. Yayın iki dakika sonra kapanacak. İyi akşamlar abi yayın için teşekkürler. Baya bilgilerin oldu. Adamsın Japar. Reis şu anda GTX 1070 ve Ryzen 5 3600X sistemlerim var. Seni gücü olarak ne kadar götürür? En fazla A e, ha, i5 3000 yok Ryzen 5 3600X doğru. En fazla 3 yıl 2 yıl fazla değil. Abi Discord'dan VIP bilet olayı ile harbi, harbi harbi özel sistem toplatabilir miyiz? Hasan şey yapman lazım bunun için. Bana özel sistem toplatmak için. Abi gel seninle beraber sistem toplayalım demen için bana Whatsapp'tan şirket hattından yazman lazım. Arkadaşlar da bana yönlendirir, Bana atama yaparlar. Ben o zaman yardımcı olurum. Artık aktifiz değerli arkadaşlar. Ee, şu sistemi 2022, 2022... Artık okuyamıyorum abi kafam dönüyor. Yavaştan yatmamız lazım. Ee, 2000 22 Ekim'de 23 kalite olup sanırım yok etmişim piyasayı. 12 e, düz taf GT301 kombini. Kasan biraz küçük 240 mm radyatör sığdırmakla bittik tık kral ama şöyle efsane bir fiyata toplamışsın. Yani şu an böyle bir fiyat yok. İyi kapatmışsın diyebilirim. Zamanda toplamanın avantajı işte. Ben o kadar diyordum. Mesela 4, 470 Ti'ler ilk çıktığında Asus TUF neydi ya? E, 470 Ti Overclock arkadaşlar. 22.000 22 bin lira paraydı. Ben alın abi alın diyorum. Yorumlar tık 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 aşağı doğru düşüyordu. Almayın işte fiyatlar düşecek falan filan. Nereye düşüyor diyordum. Ben tek tek hesaplama yapmıştım. Bana o videoyu sildirdiler. Daha sonradan benim dedime geldiniz mi? Kart 35 bin oldu anasını satayım. İyi kapatmışsın yani kısacası. Ee, bakalım. Bir dakika WhatsApp'a falan da bakayım arkadaşlar bir yandan. Müziği de değiştireyim. Masap. Buradan sıkıldım ya. Kırmızı modunu şey yapalım. Gece iyi gider. Evet. Baya mesaj var. Ekran kartı sahibi bakalım. İlk kartı işlem yapabildiniz mi acaba? Herhangi sorunca ulaşabildik mi? Evet buna döneceğim. My life, my life. 67 52 de 1080 pde dar boğaz yapar mı? Hangi işlemciyle? İşlemci yazmamışsın. Virüs. i5-12 nesil RTX 3060'lı sistem kaç yıl kurtarır abi? 4 yılı var. 4 yılı var. 1080p'de tabii. 8 yıldır piyasayı takip etmenin avantajı kanal aktif olursa burayı kendime habitat edinirim vallahi. <laughs> Güzel. R5 5500 ile ee, 1080p'de. Eğer ayarları ultra'ya çekersen e, Ryzen 5 5500'ün üzerinde de sağlam bir overclock yaparsan o zaman kurtarır. Ama öteki türlü biraz darboğaza yani normal şekilde bir boğaza girer. Evet arkadaşlar anlık izleyici nasıl arttı ya? Abi kimse uyumuyor mu? Saat 2.30'a geliyor. 24 kişi var. Artıyor. Enteresan. 13 GB VRAM var. Biliyorum. Şaş, şaş, worry, Artık yavaş yavaş şey yapalım abi. Kapatalım. Hemen sigara falanla içeceğim arkadaşlar. Güzel bir yayın oldu. Ekran kartını yalnız test edeceğiz. Kaç kaçarı yok. Yani bugün iyi yaptık. Ekran kartında yarın şey yapacağız. Artık canlı yayınlar kayıt altında olduğu için sıkıntı olmaz derler arkadaşlar. Çevirip çevirip izlersiniz. Mesela yarın eğer okulunuz varsa, işiniz gücünüz varsa akşam geldiğinizde eve izlersiniz yayının tekrarından. Yarınki yayında yapacağız. Bugün başarımızı kaldırıyorum. Bunu çevirsek nasıl bir şey olur acaba? Güzel. Yavaştan yayını kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum katılımlar için. Son soruları zaten aldım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz efendim. Yayın umarım iyi olmuştur değerli dostlar. Her şey yolundadır. Artık pisi toplayan adam tekrar geri dönüyordur. Biraz beyaz yapalım melek huzurlu. Pisi toplayan adam artık tekrardan dönüyor arkadaşlar piyasaya. Kazıkların önüne geçeceğiz. Piyasa çok kazık atmaya başlamış. Bunu diyelim. Sonra da mavi kırmızı yapalım. Kapatalım yayını. Evet arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için değerli dostlar. Artık yavaş yavaş ee, şu müzik benim Dikkatimi dağıtıyor ya. Evet. Artık yavaş yavaş ee, kazık analizleri yapmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Piyasa kazık analizleri videolarıyla beraber YouTube videolarıyla karşınızda bulunacağız. Arge çalışmalarına tekrar devam edeceğiz kıymetli dostlar. Ne diyelim? Herkes kendine çok tatlı baksın esenlikler diliyorum kıymetli dostlar. Tabi sorularını cevaplandırmadıklarım vardır, e, yetişmedi ne yapayım çok fazla yorum var hepsini okuyamıyorum değerli dostlar. E, soruları olan varsa da aşağıda açıklama kısmında bulunan yerde e, şirket hattımızın WhatsAppı var bana gelip soru sorabilirler istedikleri gibi değerli dostlar. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için e, Kendinize çok tatlı bakın esenlikler diliyorum kıymetli dostlar değerli arkadaşlar. Evet ben pis toplayan adam bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli dostlar